Geçmişi sorma, yine zora koyma beni bugünlerse. Her yarım aşktan hadi en baştan beni bütünümlese. Davetsiz misafirim, davetsiz misafirim. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin, ben kısmetin olmalıyım. Beni bir yaz yağmur sevda. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin, ben kısmetin olmalıyım. Benim bir yaz yağmur sevda. Benim bir yaz yağmur sevda. Deli bir yaz yağmur sevda. Şimdi size anlatacaklarım herkesin bilmesi gerekenler. Seçil Hanım. Ambulans. Hemen ambulans. Onur Bey, hemen çağırıyorum ambulansı. Gitti. Ay gitti gitti. Anam gitti. Babam nerede? Babam annem ölümden anne. Tamam, gelecek şimdi ambulans. Tamam, korkma. Ay. Ay tamam. Ay tamam, başım döndü. Yeter artık ablacığım ya. Abla ne yapayım ya? Çok umutlandım. Aramamaları sizce tuhaf değil mi? Hayır, niye tuhaf olsun Nergis'cim? Daha dün bir, bugün iki ablacığım. Dur, bekle biraz, ararlar. Kurtuluş, sen de bir şey söylesene ya. He. Ya ayıp ediyorum be ballız. Senden daha güzelini mi bulacaklar ya? Ararlar tabii. Ben size söyleyeyim, kesin diğer kızı seçtiler. Son ikiye kalmam nasıl ışık hızında geldiyse haber, bu da gelmesi lazımdı. Ay, ay tamam Nergis. Vallahi kendini de yedin, bizi de yedin ha. Yeter tamam, karartma bu kadar içini. Aramazlarsa aramasınlar canım. Aldız, bak sana ne diyeceğim şimdi. Sen şu işi al, sana söz veriyorum, menajerliğini ben yapacağım. Ha, buraya yazıyorum bak. Kurtuluş, ben sana konuyu değiştir dedim. Merkezine dal demedim. Enişte, ben bir seçiliyim de. Sen neyim olursan ol benim. Aa, kız deli deli konuşma. Kurtuluştan menajer mi olurmuş be? Bundan olsa olsa kasap olur. Buna ver danayı, ver satırı. Yapsın, yesin, satsın, bitsin. Öyle mi diyorsun Nino? Ha. Bendeki bu tatlı dil ve karizma varken yılanı bile deliğinden çıkarırım be. O ne be öyle garip garip hareketler be? Yok yavrum, o şey yani, et yok mu böyle oradan şahane? Aman tamam tamam. Sen şimdi de bakayım bana. Ben bu şimdi senin tatlı dilini falan anladım da. Karizmayı kime karşı kullanmayı düşünüyorsunuz Kurtuluş Bey? Şey işte. Yemin ediyorum var ya, Hipokrat çarpsın bu hastaneye, bak başınıza yıkarım sizin, koçtama iyi bakacaksınız. Lol. O parmağınla senin ya, kırarım o parmağını senin. Ya kızım sakin, sakin kızım, tamam. Evet Filizciğim, bırakalım rahat rahat işlerini yapsınlar. Ya ben hamişim de, o yüzden böyle heyecan yaptım yani, kusura bakmayın lütfen. Yoksa benim doktorlara, hemşirelere yani güvenim sonsuz. Ay.
Kızım, ne oldu? Filiz. Dedim ben ağlıyorum. Kötü oldu Filiz. Kızım, iyi misin? İyi misin? Aa, Müge. Ne haber kız? İyi de kız. Halim lan. Hoş bulduk. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yapayım kız? İyidir. Geç. Gel şöyle otur. Bana bak. Hangi rüzgar attı seni buraya? Geçerken uğrayayım dedim Nülfer abla. Elale yok mu? Ay yok ablacığım ya. Bebeği olduğundan beri çok fazla gelemiyor dükkana. Ben de hani buradadır diye bir sürpriz yapayım dedim. Bebek telaşından unutmuştur o şimdi. Aa. Neyi unutmuştur kız? 20.000 öğretmen ataması yapılıyormuş. Hı-hı. İkinci tercih dönemi başlamış. Ben tercihimi yaptım. Hani Lale de tercihini bir an evvel yapsın. Zaten KPSS sınavından aldığı puanlarla kesin atanır. Ay ne diyorsun Müge? Ay vallahi Lalem bu haberi duyunca inanılmaz sevinecek ha. Ay dur ben de unuttum. Sen ne içersin, kahve falan içer misin? Yok Nilüfer ablacığım, ben gideyim, çok işim var. Lale'ye çok selam söyleyin, artık haberi de siz verirsiniz. Tamam hadi görüşürüz o zaman. Hadi. Görüşürüz. Hadi abi sen. Nasılsınız, bir rahatlama var mı? Vallahi var gibi bir rahatlama. Da bunun şeyin, serumun bu tadı böyle şey, tuzsuz bir şey bu böyle. Tatlı bir şeyler yok mu ha? Bence yoktur kızım. Serum bitince haber verirsiniz. Tabii biz size haber veririz. Filiz'im daha iyi misin? Amca, doktora görüştüm. Yediği içtiği bir şey dokunmuş olabilir diyor. Yani gıda zehirlenmesi gibi bir şeymiş. Allah Allah, ama istifra da etmedi bu çocuk. Hep uyuyor. Yani bilmiyorum ki, bana da bir garip geldi. Test sonuçları iyi çünkü yani. Biraz kendine gelsin, taburcu edecekler zaten. Biraz önce kendine gelir gibi oldu ama sonra uyudu tekrar. Allah Allah. Yani bir şeyler içmiş olabilir mi acaba? Allah bilmiyorum ki. Ben tuvalete gittim. Geldim, bayılmıştı. Filizim, karım. Oğlum, iyi misin? Babacık, iyi olmaya çalışıyorum. Nerede benim hayatımın anlamı nerede? Filizim nerede benim? Erol. Filiz, ay çok şükür yanımdasın. İyi, ben abime haber vereyim. Tamam amca. Ay inşallah bu sefer ataması olur ya. Ay inşallah abla ya. Allah Allah. Ya tamam abartmayın. Gören de işsizlikten kıvranıyor zannedecek ha. Ay ne alakası var kurtuluş ya? Allah Allah. Lalem bu haberi unutmuş olabilir ama bak emin ol aylardır bunu bekliyor kız yani. Ay duyunca ne çok sevinecek. Dur ben arayayım, hemen haber vereyim ona. Ara hemen ara. Vallahi deliye dönecek sevinçten. Yavrum yok, arama bir dur. Ay ne diyorsun kurtuluş, sinirlerimi bozma benim, dur. Yavrum aramasana, bir dakika bir dur diyorum ya, bir dinle ya. Ya ne yapıyorsun sen, aklında ne var senin, niye böyle davranıyorsun kurtuluş? Yavrum tamam, hemen sinirlenme, bir dinle bir izah edeyim. Şimdi Lale bu haberi alınca ne olacak? Sevinçten uçacak. Gidip tabii işini yapmak isteyecek. Doğal olarak gidip yapacak da. O işi yapınca ne olacak? Ne olacak? Onurlu arası bozulacak, Lale'nin yuvası dağılacak. Ya ne alakası var, niye dağılsın yuvası kurtuluş? Abla aslında enişten doğru söylüyor olabilir. Yani mecburi hizmet diye bir şey var. Bak ataması uzak bir yere çıkarsa Lale ablam Emir'le gitmek isteyecek. Eniştem gidemez malum. Yıldız Hanım da izin vermez zaten. Biraz mantıklı düşünelim. Yani evet Nünüm, bak şimdi onların keyfi yerinde, aralarını düzelttiler. Biz bunu söyleyeceğiz, bütün düzenlerini bozacağız yani. Ya ne alakası var, niye bozulsun düzenleri ya? Asıl var ya, biz bunun haberini Lale'ye vermezsek bak düzen nasıl bozulurmuş görürsün kurtuluş. Ay iyi, aferin, bravo. Aferin? Yani arada bir de olsa böyle bir zekan, kafan çalışabiliyor yani. Keşke böyle başka şeylere de çalışsa. Bir şey diyeceğim. Şimdi ben Yıldız'la konuştum, çok merak ediyor. Betül nerede? Abi bilmiyorum ki. Kaç kere aradım açmadı. Bak dur bir daha arayayım. Bir bebekten yani bu kadar kaka çıkar mı? Bu nasıl bir kaka? Bu... Tamam. Ay bak. Hikmet Hanım. Efendim, günlük kakacığımızı yaptık maşallah. Ne iyi. Bu telefon sizin mi?
Ay evet efendim. Aa, ay 22 cevapsız. Ay gideyim dışarıda konuşayım da çocuk uyanmasın. Uyanık zaten. Ay uyanmasın diyorum. Efendim bu telefonlar çok tehlikeli. Hep radyasyon yayıyorlar. Çok doğru. Çıkın rahatlan. Çünkü anneanne istiyor. Ay yok bana bunlar bensiz yapamıyor. Yok yaşayamıyor bunlar bensiz. Betül arıyor. Sonunda. Nihayet. Neredesin Betül? Kuafördeyim tatlım. Ne oldu? Oğlun hastanelik oldu. Ne? Şahide ne diyorsun? Ne oldu benim oğluşuma? Ya lansmanda bir bayıldı falan. Geldik hastaneye gıda zehirlenmesi dedi doktor. Ay Şahide inanmıyorum. Şu anda durumu nasıl? İyi mi çocuğum? İyi. Daha iyi şimdi. Yani serum verdi doktor. Serum bitince eve geleceğiz. Sen eve geç doğrudan. Tamam tatlım. Hemen geliyorum. Tamam. Ay. Ay ne dokunmuş olabilir benim oğluşuma böyle? Ay bu ne? Aa. Ay Pelin Su da beni 22 kere aramış. Ay ne oluyor? Neredeymiş? Kuaförde. Allah Allah. Ya bu kadınlar da kuaföre gittiler mi kendilerini kaybediyorlar. Biz de onları kaybediyoruz. Kaç saattir arıyorum yani. Bir hayat belirtisi yok. Ben Bilal'le konuşacağım. Bir de içecek bir şeyler alacağım. İster misiniz bir şey? Yok ben istemem oğlum. Yok oğlum sağ olasın. Tamam. Canım ne yaptınız? Canım Erol kendine gelmeye başladı. Durumu iyi. Ay çok şükür. Ne olmuş? Neden rahatsızlanmış peki? Yani gıda zehirlenmesi dedi doktor. Ama Erol şimdi bayağı iyi yani sorun yok. Siz ne yaptınız? Ay ne yapalım ya? Biz de annenleri eve bıraktık. Eve geçiyoruz. İyi tamam haberleşiriz o zaman. Tamam görüşürüz. Adam şak diye düştü Samet ya. Gülsem mi ağlasam mı? Bitkisel yani bir zararı yok. Ay tabii tatlım zaten o son derece doğal bir iksir. Hayır şimdi Şadi bana böyle biz hastanelerdeyiz falan deyince ben çok merak ettim Pelin Su. Ay bak görüyor musun demek ki o yüzden bayıldı benim oğluşum. Tüh. Yani Onur'a hazırladığımız karışım Erol'un bünyesine biraz fazla geldi. Ay kıyamam ben oğluşuma. Kıyamazsın tabii Betül teyze. Yani hem karışımı içti hem de planı mahvetti. Üstelik ben konuşurken bayıldı. Böylece konuşmamı yapamadım. Konuşma mı? Bir dakika. Pelin Sucuğum tatlım ne konuşması? Bana bak bir delilik yapayım deme sakın lütfen. Betül teyze şu anda müsait değilim. Daha sonra konuşuruz olur mu? Hadi görüşürüz. Alo. Ay. Onur. Erol nasıl? Kendine gelmeye başladı daha iyi. İyi olmasına sevindim. Ben de kafeye geçiyorum. Bir iki dakika konuşalım mı? Olur tabii konuşalım. Bir şey mi oldu? Ay, evet efendim benim çok sevdiğim bir akrabam vardır. O bir rahatsızlanmış onu hastaneye kaldırmışlar. Ay çok geçmiş olsun. Songül Hanımcığım eğer bana izin verirseniz ben yanına gitmek isterim. Estağfurullah ne izni Allah aşkınıza gidin. Çok teşekkür ediyorum Songül Hanımcığım. Yarın sabah erkenden gelirim efendim. Hiç önemli değil ne zaman gelirsiniz dedim. Emircim görüşürüz yavrum. Sağ olun. Acil şifalar. Allah Allah. Erol bayılmasaydı ne söyleyecektin Perin Su? Neymiş bu kadar önemli olan? Benim sözümü kesecek kadar. Proje için seni tebrik edecektim. Ben aptal değilim Pelin Su. Neler söyleyeceğini az çok tahmin edebiliyorum. O yüzden açık konuş benimle. Onur nedir senin bana bu karşı olan tavrın? İğneleyici laflar falan. Ben bugüne kadar her zaman senin yanında olmadım mı? Eğer isteseydim her şeyi söylerdim. Miras mevzusunu herkese anlatırdım. O zaman insanlar neler düşünürdü? Özellikle de Lale. Bence tam da bunu söyleyecektin zaten. Neyse, bu kadar yaşanılan şeyden sonra bizim aynı çatı altında olmamız, aynı iş yerinde çalışmamız zaten bir hataydı. O yüzden yarından itibaren buna bir son verelim. Beni kovuyorsun yani. Böylesi ikimiz için de daha iyi eminim. Sana karşı bu kadar yaptığım şeyden sonra benim ödülüm bu mu? Onur, biz evleniyorduk, nişanlıydık. Biz bunları seninle defalarca konuştuk.
Ama görüyorum ki sen aynı şeye takılıp kalmışsın. Evet, çünkü seni hala çok seviyorum. O lanet olası çiçekçi kız olmasaydı biz şu anda evlenmiş olabilirdik. Laflarını düzgün seç Şale, benim sevdiğim kadın. Uzak duracaksın bizden. Bir daha seni çevremde görmek istemiyorum. Yaptıklarının hesabını sana çok kötü ödeteceğim. Lale, Lale. Ben yapamam. Bunu benden istemeyin. Benden başka bir şeysin. Bıyıklarımı keseyim. Ay Samet, saçmalama. Alt tarafı anneme eve bırakacaksın. Ne var bunda ya? Peki Songül Hanım bunu ister mi? Tamam, başlarda istemiyor olabilir de ne var yani? Bırakacaksın işte. Onur Bey bıraksa. Olmaz. Adam hastanede. Nasıl gelsin şimdi buraya? Ben arayıp rica etsem. Samet, nasıl çağırayım ya? Bir şey olmaz. Bu arada annem öcü falan değil ki ya. Melek kalpli, sakin, uysal, güler yüzlü. Kadın. Ben çok korkuyorum. Korkma. Sen de biraz dirayetli ol. Ben konuşacağım şimdi. Hazırlayacağım, annemi göndereceğim. Arabayı hazırla. Güçlü dur biraz ya. Bunlar son şansların. Sana güveniyorum. Tamam. Sakin ol Sametciğim. Sakin ol. Korkulacak bir şey yok. Ne yapıyorduk? Kaleyi içten fethediyorduk. Bu belki senin için bir fırsat olacak. Aşkta gurur olmaz. Korku hiç olmaz. Bak göreceksin, her şey çok güzel olacak Sametciğim. Senin için iyi olacak yani. Hadi bakalım. Aa, yavrum hoş geldin. Hoş bulduk. Sen niye erken geldin? Onur nerede? Anne, Onur hastanede ya. Hayırdır, ne oldu? Erol rahatsızlandı. Böyle gıda zehirlenmesi falan yaşamış herhalde. Hastaneye götürdüler ama şimdi durumu iyiymiş. Ya lansman mansman o kadar emek. Yarıda kaldı. Bak bir salgın var biliyor musun? Hikmet Hanım'a da telefon geldi. Bir akrabası hastaneye kaldırmış. O da apar topar çıktı gitti. Ama dedi üzülmeyin dedi, ben yarın erkenden geliyorum dedi. Hay Allah ya. Emre nasıl peki? İyi, gayet iyi, kuzu kuzu uyuyor. İyi. Peki siz anlaşabildiniz mi Hikmet Hanım'la? İyi ya, iyi bir kadın. Bu yaşta çalışıyor, uğraşıyor ama yani tabii yaşta falan korkuyorum kızım. Gözümün üstünde sürekli bakıyorum. Tabii bir idare et, bak ona. Tamam, tamam. Çok güzel değil mi? Evet. Anne, Samet seni bekliyor, eve bırakacak. Yok. Ben kendim giderim. Ben onu bıraktım onu. Anne niye böyle yapıyorsun ama? Çocuk temiz kalpli. Bak senin gözüne girmek için neler yapıyor. Ayrıca bir şey söyleyeceğim. Bu evin şoförü o sonuçta. Onur da alınıyor bak. Benden uzak, Allah'a yakın. İyi, o zaman bu gece burada kalırsın. Çünkü ben seni asla taksiyle göndermem. Gönderme. Kızım kalamam. Nasıl kalacağım? Benim evde de yapacak işlerim var. İyi o zaman. Samet bıraksın seni. Hadi hazırlan. O kadar bıktın demek benden. Anne. O zaman ben son kahvemi iç. Ne biçim konuşuyorsun ya? Sametto. Canım benim. Ah, şuna bak. Böyle masum masum bakar. Böyle durur. Ah, ben sana kıyamam. Ay, ay böyle gözlerine bak şuna. Böyle masum masuma bakarmış. Sen bu gözlerle mi kandırdın Nergis'i? Fırıl fırıl. Ay, kamiseleri de varmış burada. Ay. Ya oğlum, niye böyle karşımda yeni gelinmiş gibi süzülüp duruyorsun? Al elimden şunu, hadi kapıyı aç. Efendim pardon, benim içim geçmiş, dalmışım ben. Biraz alayım ben onu. Ya kapıyı aç. Yok, alayım ben bunu. Samet kapıyı aç. Ben... Oğlum buruşturma. Ben giydireyim. Bıraksana. Ben giydireceğim. Aha, bıraksa bak. Hayatta İnat ben... et. Ay, bırakmam. Songül Hanım, iyi misiniz? Sakın üzme, yaklaşmayın. Songül Hanım kusura bakmayın. Ay. İstemeden oldu. Songül Hanım. Songül Hanım. Bir sesim kusma. Lale. Songül Hanım istemeden oldu. Var mı bir şeyiniz, iyi misiniz? Bırak buraya. Bırakayım. Anne! Kızım ben demiyorum uyum bunu, bu benim yanıma yaklaştırma diye. Git oraya. Hemen aç arabayı. Arka koltuğa otur. Kemerini tak. Çocuk kilidini kapat. Samet ne yaptın? Lale Hanım istemeden oldu. Son şansındı bu. Bitti ama. Çabuk. Tamam anne, sakin ol, gel. Bu yaklaşma. Tamam. Hadi git Buna Samet. Buna bırakma. Git arabayı aç. Buna bırakma beni Lale. Tamam. Bunu bırakma vallahi, otostopla giderim ta ormanın içinden. Anne.
giderim yaparım yani. Hep yanımda böyle el ele kalalım olur mu hayatım? Hiçbir zaman ayrılma, ellerimiz ömür boyu hep bir arada olsun. Sen istersin de olmaz mıyız? Koçitom benim. Ne zaman isterseniz çıkabilirsiniz. Teşekkür ederiz. Hadi bakalım oğlum, yavaş yavaş. Yavaş yavaş, çok zorlama kendini. Hadi. Filiz de gelsin. Tamam. Tamam, tamam. Meral, dur yardım edeyim ben sana. Dur. Tamam. Şey yapma. Şey yapmayın, hadi. Tamam. Erol, bir dur. İyiyim, iyiyim. Oğlum. Abi çıkıyoruz. Oh, çok şükür. Vallahi teşekkür ederim her şey için. Şadi, lafı mı olur canım? Erol yolsun amca. Ya lansman da yarım kaldı bizimki yüzünden, kusura bakmayın. Amca lütfen laf olmaz, sağlık olsun. Şadi madem çıkıyorsunuz, biz de Onur'la çıkalım. Bak bir şey olursa ara, tamam mı? Olur olur, ararım abi. Görüşürüz. Hadi. Tamam amca, hadi görüşürüz, geçmiş olsun tekrar. Teşekkür ederim. Gel. Nünüm. Ben canım. Bak bence bu Lale'nin mevzuyu anneme söylemiyor. Ay kurtuluş o nereden çıktı ya? Allah Allah. Tamam sen vallahi bir şey düşünme artık. Bence hiçbir şey düşünme sen, tamam? Bana bak nünüm. Eğer bu mevzuyu anneme öğrenirse gider direkt Lale'ye söyler. Aburaya yazıyorum. Öyle mi diyorsun enişte? Yani. Yok ya sanmıyorum. Annem ablamı kucağında bebeğiyle gönderir mi doğuya mecburi hizmete? Bence söylemez. Bak ben size söyleyeyim. Eğer annemi birazcık tanıyorsam bu mevzuyu öğrendiği an gider Lale'ye söyler. Ay kurtuluş. Ay tamam felaket tellallığı yapma ya. Allah Allah. Hayır. Ben de katılıyorum Nergis'e. Ayrıca söylemez annem. Ha Onur da böyle söylemeye mememe kalkarsa biz oturup konuşur bir şekilde ikna ederiz annem. Ya bak nünüm inat etme. Gel bak bunu biz söylemeyelim. Bu aramızda sır olarak kalsın. Dinleyin beni ya. Kurtulur. Bu evde bu zamana kadar konuştuğumuz şeyler ne zaman sır olarak kalmış ki bu kalsına? Ya yalancının mumu yatsıya kadar yanar ya. Yok, hayır. Anneme söyleyeceğiz. Hacı bak, bu resmi bir evrak ya. Ya bunun mektubu var, telefonu var, maili var. Bir şekilde öğrenilir. Hay tamam. Konu kapanmıştır, bitmiştir. Anneme söyleyeceğiz. Tamam, hadi. İyi, tamam, tamam. Sustum, bir daha da bir şey demiyorum. Tamam. Bu tankerin el freni nerede? El freni orada, orada. O, şu... Bas! Ben basayım ona. Ha. Tamam, kaldır. Bak, bana bak. Kapıda olanlar için ben tekrar özür dilemek istiyorum da. Hiç özür dileme. Sakın özür dileme bana. Tamam mı? Bana bak. Sen kızımla görüşmüyorsun değil mi? Yok yok, ben söz verdim ya size efendim. Ha. Onun da zaten seninle niye görüşmediğini şu an tamamıyla anlamış durumdayım. Etrafında dolaşmayacaksın onun. Şimdi kemerini açma. Tamam mı? Bekle, ben gidiyorum. Kapıyı açayım ben. Cevap verme! Kapıyı açıyorum ben, sakın çıkma. Ben eve girene kadar çıkmayacaksın dışarı. Görüşmemek üzere. Ah! 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 Nasırımı hortlattı nasırımı. Ay! Sakın kapı adamı. Aha, son planım anahtarı unutmuş. Samet, bir şans daha. Hadi oğlum, görüşürüz. Ben, hayır. Efendim, anahtarı unutmuşsunuz. Hayır. Hayatta bırakmam, ben açacağım. Ver. Canım benim, ver. Canım benim, ver. Açacağım. Anne! 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 Nasırım! O meşhur Nasırım anne! Sen gitmeyeceksin! Sakın gitmeyeceksin oraya! Nasırım! Görüyor musun namussuzu bak? Beni görünce kaçmış! Koştur koştur! Samet! Abisi ne oldu bak? Valide de bir acayip girdi içeri. Kim ne yaptı lan size ha? Mayına bastım. Mayına mı bastın? Oğlum ona demek lan, nasıl mayına bastın? Nasır'a bastım. Nasır mı? Valide'nin Nasır'ına mı bastın? Eyvah!
Kalk. Tamam kalk. Kalk hadi kalk. Kalk gelin içeri şöyle gir. Onur Bey'in kapısının önünde önce kapıyla vurdum. Lale Hanım dedi al dedi annemi dedi evine bırak dedi. Tamam dedim ben de. Orada da ayağına basmışım. Nasır varmış. Eyvah. Ne yaptın be oğlum sen ya? Bittim ben. Ne bittin? Bittim ben. Kurtuluş abi. Artık var ya yemin ediyorum. Ben de herkesi rüyalarımda bile göremem. Yemin ediyorum ölüyorum desem ölden daha iyi. Vallahi billahi ya. Hala bağırıyor. Aman anahtarı bırakma. İyi yaptın. Aferin. Al otom emelin anahtarını. Yalnız bir şey diyeyim mi? Rüyada görmeyi bırak. Artık hayalini bile zor kurarsın ha. Kaçalım sen çık. Çık. Ne gelmeden kaç. Samet kaç. Alayımızı yakma. Kaç hadi. Alayımızı yakma kaç. Çık git çık. Aşkım hoş geldin. Hoş bulduk sevgilim. Emir nerede, uyuyor mu? Evet uyudu. Erol nasıl, aklım onda kaldı. İyi hayatım. Yani hepsi eve geçtiler. Bir sorun yok. Aslında Erol'dan ziyade Filiz'i merak ettim ya. Sonuçta hamile. Kızcağız da biraz panik yaptı tabii. Ama o da iyi. Yani sana lansman iyi geçecek demiştim ama. Olsun bir tanem. Haftaya erteledik. Önemli olan sağlık. Doğru söylüyorsun. Onur. Hı? Bu arada ben sana bir şey soracağım. Sor aşkım. Şimdi Pelin Su böyle çıkıp konuşma yapmak istedi ya. Senin onun konuşma yapacağından haberin var mıydı? Yoktu. Allah Allah. Ne söyleyecekti acaba, sen biliyor musun? Yani bilmiyorum ama az çok tahmin edebiliyorum. Zaten hastanede konuştum biraz Pelin Su'yla. Biliyorsun bir proje için beraberdik onunla. Projeyi de bitirdik sayılır. Bir hafta sonra lansmanı da yapacağız. Tamamen kapatacağız o defteri. O yüzden bundan sonra çalışmayacağımızı söyledim ona. Yani artık holdingde Pelin Su olmayacak. Onur, bir şey söyleyeceğim. Yani tabii ki senin verdiğin kararlar çok önemli. Çok saygı duyuyorum ama Pelin Su'nun gerçekten şirkette olması beni çok rahatsız ediyordu. O yüzden şu an çok mutlu oldum. Biliyorum. Aşkım, sen ilk günden beri hep çok iyi niyetli davrandın. Alttan aldın, sabrettin. Senin gibi eşe sahip olduğum için çok şanslı hissediyorum kendimi. Ay, sana çok güzel yemekler yaptım. Belli kokular geliyor zaten. O zaman sofrayı hazırlayayım ben. Tamam, yardım edeyim ben de sana. Ne oldu bu çocuğa ya böyle? Ah. Hoş geldin Fikret. Hoş bulduk. Erol nasıl? Maşallah çok iyi. Tahlilleri de iyi çıktı. Hastaneden çıkardılar, eve gitti. Oh, çok şükür. Peki Şadi nasıl? Ay, o da çok korkmuştu. Yüzü bembeyazdı, kireç gibiydi. Tamam, sakin ol abla. Otur anneciğim, o da iyi, çok iyi. Herkes iyi, merak etmeyin. Ama nasıl olmasın anneciğim? İnsanın evladı sonuçta. Biz bile çocuğa şey olmadım sadece. Ne kadar fena olduk yani. Ay, asıl Betül ne yaptı acaba, yazık. Betül'e ulaşmak çok zor oldu ha. Bir türlü ulaşamadık. Sonunda ulaştık ama hastaneye gelemedi. Doğru eve gitmiş. Nasıl? Niye? Neredeymiş? Hadi anladık. Yani lansmana gelmedi. Ama bu oğlu hastanede. Ay. Anneciğim kuafördeymiş. Yani biraz geç ulaştık. Yoksa hastaneye gelmez miydi? Gelirdi tabii ki. Ama yani Fikret'cim, insan bir açar telefonunu, değil mi? Evlat bu yani. Ben de yani geçmiş olsun diyeyim diye telefon açtım. Benimkini de açmadı. Ne yapıyor bu acaba? Yıldız çok haklı. Acil durumda bile ulaşamadık. Evet anneciğim, ulaşamıyoruz. Hem de kuaför ya. İnsanın evladı hastanedeyken insaf. Müsaadenizle o zaman ben bir bakayım yemekler hazır olmuş mu? Allah. Seher. Efendim Yıldız Hanımcığım. Daha gelmediler mi? Kimse gelmedi. Bana bak. Betül bütün gün yoktu. İncele, araştır. Nerede olduğunu öğren, hemen bana bildir. Valla sabah erkenden çıktı. Ben de bir gariplik seziyorum ama. Affedersin Seher, sen saftirik misin? Çok özür diliyorum. İstirham ediyorum ama biraz açık gözlü ol, bir bak değil mi? Geldiler, kapatıyorum. Tamam Seher. Saftirik misin acaba sen? Saftirik misin acaba? Ah!
Her şey hazır mı? Hazır Yıldız Hanımcığım. Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk canım. Erol'lar geldi mi? Yok. Allah Allah. Siz neredeydiniz? Yani geç oldu saat merak ettim. Ay tatlım ben kuafördeydim. Fakat bu arada benim oğlum şu fenalaşmış. Aa. Çocuğu hastaneye kaldırmışlar. Ne olmuş? Ya bilmiyorum ki Seher'cim, öğrenemedim. Gıda zehirlenmesi mi olmuş, ne olmuş? Ay neyse, gelirler onlar da birazdan eve. Ah yavrum. Ah yavrum. Dur ya, yavrum iyi mi oğlum? Oğlum iyi misin? Ne oldu? Hayır inanamıyorum. Hayır böyle bir şey nasıl olabilir? Hayır gerçekten. Bu benim oğlumun başına nasıl gelebilir? İyi misin çocuğum şu an? Ay kıyamam ben sana. Tamam. Yok hiç kıyamam ben sana oğlum. Yavrum. Ay gel şöyle ay. Nihayet gelebildim Betül. Ay Allah'ım şimdi çocukların yanında Şadi'cim yapmasana. Bravosu yani kaynana. Oğlun hasta, hastanelerde. Sen gez kuaför, kuaför. Hani bakayım? Bir değişiklik de yok. Kızım cilt bakımı yaptırdım. İşte manikür yaptırdım, pedikür yap. Ay ne konuşturuyorsunuz beni burada? Allah Allah, yavrum. Ben zaten sonra seninle bir konuşacağım Betül. Tamam Şadi'cim, konuşursun. Tamam. Yavrum iyi misin? Şunun güzelliğine bak. Aa. Ay. Ay Allah'ım. Ay Allah'ım. Baba yine uyudu. Yine uyudu. Hastanede mi kalsaydık biz acaba ya? Kızım doktor bir risk yok dedi, yolladı. Yani bir risk olsa yollamazdı herhalde eve, değil mi? Yok yok evet, hiç öyle bir durum yok. Merak etmeyin, ben zaten konuştum eczacıyla. Eczacıyla mı? Aman eczacı diyorum, ben hastaneyle konuştum. Ben hastaneyi aradım, doktoruyla konuştum Erol'un. Sonra Erol'un kendi doktorunu aradım, yani o söyledi. Ama var ya, kesin zehirlediler benim kojitomu yani. Pelin su yaptı o, Pelin su. Ay kızım saçmalama Allah aşkına. Şimdi bütün bu olanlarla Pelin su'nun ne alakası var? Onun ortamda olması bile yetiyor anne. O çırpıntı var ya, her şey beklenir yani ondan. Benim kojitom, vallahi benim kojitom böyle turp gibiydi yani. Lansmana geldi, küt diye bayıldı adam. Ay tamam, tamam. Heyecan yapma artık, tamam. Birazdan iyileşecek, o kalkacak ayağa. Ben tanımaz mıyım oğlumu? Oğlum. Erol. Erol canım. Canım. Bu ne manyak adam ya? Vallahi adama can emanet edilmez. Bayağı öldürecekti yani. Ben iki kolluyla gidecektim biraz daha. Anneciğim. Kalsaydım onunla. Sağ ol. Rica ederim. Sağ ol. Teşekkür ederim. Hayır nasıl şey? Deli ya. Aa deli ya. Dur geçeyim de. Unuttum vallahi, şey yapamadım ki. Ay. Evet. Ha anneciğim ha. Ay bu ayaktan çektiğim. Adam öldürecekti beni. Bildiğin öldürecekti yani. Bir de basıyor, çek diyorum, çek diyorum. Aa nereyi, nereyi çekeyim, nereyi çekeyim? Ya anne hani Samet aslında o kadar kötü çocuk değil ya. Tamam böyle belki biraz sakar falan ama bence sen kendi kendine dolduruyorsun biraz ya. Bence sen de biraz fazla ısrar ediyorsun Kurtuluş. Onu savunmaya devam edersen de eğer nerede yatacağını biliyorsun değil mi? Böyle hani. Tamam anneciğim sustum ben. Anne, bugün eniştemin bu proje lansmanı falan nasıl geçmiş ha? Yattı o tasarım masarım. Aa. Hiçbir şey olmadı. Toplantı iptal edildi. Erol lak diye bayılıverdi. Aa ne diyorsun anne, nasıl olmuş? Numara olmasın? Yok numara falan değil kızım, bildiğin zehirlenmiş işte. Yemin ediyorum üzüldüm bak şimdi ya. Hani böyle bir de Erol böyle hani yediğine içtiğine dikkat eden çocuktur yani, ne bileyim. Filiz olsa anlayacağım da Erol anlamadım vallahi. Ya Kurtuluş vallahi yemin ediyorum sokakta yatmaya niyetlisin ha vallahi. Ne diyorum ben şimdi anlamıyorum ne? Anneciğim nasılmış bari şimdi, iyi miymiş? Aman iyi, kötüye bir şey olmaz, kötüler ölmez. Abla biz de Filiz arayalım da bir geçmiş olsun diyelim, arkadaşımız sonuçta. Ay evet ablacığım, evet doğru söylüyorsun. Nerede şu çorabın ya? İşte. Şey, ha bakıştınız mı? Yeterince bakıştınız mı kendi aranızda? Ha? İhale kime kaldı? Çok merak ediyorum doğrusu. Anne. Bak belli oldu. Memnun oldum. Yarışmacılara başarılar dilerim. Hoş bulduk anneciğim. Oy.
bu öldürür adamı. Kuyudan su çeker gibi söylesene kıza. Anne, bugün dükkana Müge geldi. Hani Lale'nin dershaneden arkadaşı, hatırladın mı? Niye hatırlamayayım? Evet, bu kadar mı? Ha, yok anneciğim, 20.000 öğretmen atanacakmış da. İkinci tercih dönemi başlamış. Müge dedi ki ben tercihimi yaptım. Lale de bir an önce tercihini yapsın. Zaten KPSS'den de çok yüksek puan aldı. Kesin var ya bu puanla atanır dedi. Gerçekten mi? Ay. Ay. Manyak, bunu söylemeye mi çekiniyorsun bana? Ay. Çok güzel işte, bak nihayet, nihayet oldu. Lale ne dedi? Hemen arayalım Lale'yi. Yok anneciğim, aramasan biz onunla konuşmadık. Önce sana söyleyelim istedik. E niye aramıyorsunuz? Anneciğim, yani hani belki bana düşmez ama... biz size böyle söylemeden önce kendi aramızda bir konuştuk. Yani eğer bunu Lale'ye söylersek... Onur bacanamla böyle arası bozulur. Hani yuvası yıkılır diye endişe ettik açıkçası. Yani ne bileyim. Kurtuluş hakikaten sana düşmezmiş ha. Sen kafanı yorma bu işlere, tamam mı? Ya anne, aslında enişten doğru söylüyor galiba. Söylemeyelim bence de. Yani ablamın işe mi ihtiyacı var? Baksan gül gibi geçinip gidiyor. Değil mi? Sen eğer milyarder bir koca bulursan aynen öyle yap. Biz nasıl kaç yıl didindik, çabaladık. Kız bir yandan çalıştı, ben bir yandan uğraştım. Ona parayı yetiştirmeye çalıştım. O emek emek gecelerini sabahlarına kattı, çalıştı. Aa, ne gerek var ama, nasıl olsa zengin bir kocası var değil mi? Aynen sen öyle yaparsın. Bunu Lale'ye söyleyeceğiz. Onun adına karar vermek hiçbirinize düşmez, tamam mı? İster atanır, ister kabul eder, ister etmez, evinde oturmayı tercih eder. Onun kararı. Şunlara bak. Kim sen yaptın? Bak, ben sana ne dedim? Duyar duymaz Lale'ye söyler demedim mi annem? Yemin ediyorum annemi sizden daha iyi tanıyorum ya. Fikret. Ya tabii ben... esasen Erol'un bayılmasına çok üzüldüm tabii de. Yani bir yandan da şeyi düşünmeden edemiyorum. Acaba Erol bayılmasaydı Pelazo ne söyleyecekti? Aşk olsun Yıldız, ne söyleyecekti? Projeyle ilgili Onur'u tebrik edecekti. Ay gerçekten sen etrafında olan bitenden hiç haberdar değilsin Fikret. Ama ben sana basan ölçüsü sorsam şıpıdanık bilirsin. Kesin Onur ve Lale ile ilgili bir şey söyleyecekti. Kesin. Yoksa mirası mı açıklayacaktı? İşte bak kendine gelmeye başladın Fikret, evet. Mirasla ilgili konuşacaktı o, evet. Ne yapacağız Fikret? Yani çünkü bu Pelazo gittikçe daha tehlikeli olmaya başladı. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Ne konuşuyordunuz? Neyi ne yapacaksınız Yıldız? Şeyden konuşuyorduk biz de, Emir'in Nevredin'den konuşuyorduk onu ne yapacağız diye. Ya Yıldız, ya telaşeden soramadım. Haber verme işi tamam değil mi? Herkese haber verildi. Tabii anneciğim. Bütün hazırlıklar tamam. Her şeyi hallettik. İyi. Betül'e de haber verdiniz tabii. Ben ona haber vermeyi unutmuşum. Anneciğim, ne olur bu sefer aramasak, gelmese bıt ortalığı şey yap, karıştırmaz. Olur mu Yıldız? Bir gün huzurlu olsaydım. Olmaz kızım. Olur mu öyle şey? Çağıracağız mecburen. Hadi bakalım. Anneciğim. Ha. Anneciğim ne yapıyorsun? Ne yapayım hayatım işte. Ay. Mevlüt için hazırladığım şeyleri düzeltmeye çalışıyorum. Bak bunları o kadar uygun fiyata yaptırdım ki. Aa. Ay anne, vallahi çok güzel görünüyor ha. İncili incili görüyor musun? Ay Lale kesin bayılacak bunlara. Ah ah Gülşah. Büyüyecek, nişanlanacak, evlenecek, çocuğu olacak artık biz. Ay. Ay anne deme. Ay Allah'ım, inşallah o günleri görmeyi nasip eder. Göstermez mi kızım? Gözümüzü bir açacağız, kapayacağız, bakacağız ki hoho. Hayat. Anne, aradın mı Lale'yi? Ne dedi? Ay kesin çok sevinmiştir.
Yok, aramadım. Şu işlerimi halledeyim, ondan sonra arayacağım ama kesin. Ama böyle içimde bir his var. Yani Lale kendi emeklerini de, benim emeklerimi de sanki boşa çıkarmayacak gibi. O zaman da dünyalar benim olacak. Ay anne, vallahi ne yalan söylüyorum. Ben de bu sefer inanıyorum atanacağına. Kesin vallahi. İnşallah. Atansın yavrum. Çok çalıştı. Çok. Ne zaman aramayı düşünüyorsun peki? Sonra arayacağım işte. Şu işlerimi halledeyim. Hemen ararım. Hı. Anne, yani bence de ara tabii. Konuş. Bilmek en doğal hakkı nihayetinde. Ama diyorum bunu Mevlüt'ten sonraya mı bıraksana? Yani şimdi bunların bir tadı kaçmasın ha? Değil mi? Vay be. Bizim için müjde olan başkasının keyfini kaçırıyor değil mi? Tadını kaçırıyor. İyi, öyle yaparım kızım. Her şey bittikten sonra yaparız. Oğlum. Ay. Efendim Elticim. Betül. Nasılsın Betül? Nasıl olalım canım benim? Oğluşumla ilgileniyoruz işte maaile. Ah yazık. Ay nasıl oldu o? İyi mi şu an? Çok şükür. Çok şükür. Şimdi çok iyi. Ah çok üzüldük. Ah çok üzüldük. Yazık ona. Yazık. Ay bu arada yarın Emir'imin Mevlüt'ü için bizdeyiz. Bizim evde organize ediyoruz. Seni de bekleriz tabii. Yoğun programından vakit bulabilirsen Betül'cüm. Bu aralar pek yoğunsun. Lansmanda da göremedik seni. Merak ettik çok seni. Ha gerçi... Ortalık karıştırmayı da pek seversin. Kaçıracağını da zannetmiyorum bir yandan. Ay, Mevlüt yarın mıydı? Tüh. Şimdi benim yarın çok önemli bir işim var. Çok müsait değilim yani ama çabalarım. Gelebilirsem gelirim tatlım, olur mu? Aa. Peki Betül'cüğüm. Hoşça kal. Ne karıştırıyor bu? Vallahi delireceğim, ne yapıyor olabilir bu? Senin yarın ne işin var Betül? Hiçbir işim yok Şadi. Canım gitmek istemiyor, o yüzden öyle dedim. Oğluşumla ilgileneceğim ben. Yavrum. Oğlum. Erol'cum çay iyi geldi mi çay? Gelmez mi karım? Senin elinden zehir olsa iyi gelmez mi? Çayı ben yapmadım ki ya, Seher yaptı. Allah Allah ya. Demek ki senin yüzüne bakarak içilen çay sanki sen demlemişçesin gibicesine. Oğlum. İyisin değil mi sen? Bir ağrın falan yok değil mi? İyiyim be karıcığım. Ne olsun, insan karısının yanında iyi olmasın da ne olsun. Babanla konuşurken babana baksana. Aa, bir an bile ayırabilir miyim şu şaheserden gözümü acaba? Bir an bile kaybedebilir miyim şu güzelliği? Allah'ım, anacık, babacık. Şuna bir bakın, şu güzelliğe bir bakın. Yemin ediyorum mutluluğun resmi şu surat. Yemin ediyorum başyapıt. Oğlum iyi misin sen? Oğlum. Bu çocuk hastalandıktan sonra çok duygusallaştı. Acil konuşmamız lazım. Ay ben bir su alayım kendime. Ne yetti mi artık ya? Yetti mi bu aradaki bu duygusallık? Ök geldi yani. Yorulduk zaten, hadi yatalım gidelim biz baba vallahi. Vallahi yatak odasına gelirim ama uyumam. Senin uyuyuşunu izleyeceğim sabaha kadar. Hafiften gidiyoruz galiba. Kafadan gidiyor gibi hissediyorum biraz. Hadi biz yattık baba. Hadi iyi geceler kızım. Efendim, efendim Pelin Su. Alo Betül teyze. Ya neredesin ya? Kaç saattir sana ulaşmaya çalışıyorum. İnsan bir arar değil mi? Ay tatlım ben arayamıyorum. Ben arayamıyorum. Ben bu evde bir dakika tek başıma kalamıyorum ki. Betül teyze hemen görüşmemiz lazım. Hemen. Hemen mi? Olmaz. Olmaz tatlım, bu saatte ben nasıl çekeyim yani? Olmaz. Ya benim kocamın gözü her an üzerimde. Tamam Betül teyze, tamam. Ben anladım. Lütfen. Lütfen yapma böyle. Bak sen benim durumumu biliyorsun ama. Hayır ben de seninle görüşmeyi hakikaten çok istiyorum. Lütfen yapma böyle canım. Bak bizim mutlu günlerimiz artık çok yakın. Benim artık hiç umudum kalmadı Betül teyze. Canım benim şu anda kapatmam lazım. Seni yarın ararım ve buluşuruz, tamam mı? Tamam. Kimle konuşuyordun sen Betül? Ay
Şadir'in Pelin Su arıyor. Bana diyor ki bu saatten de hadi diyor çık dışarı da diyor bir buluşalım diyor. Ay olmaz diyorum yani ben artık fitne, fesat, entrika bütün bunları bıraktım. Lütfen diyorum ben kocama söz verdim diyorum ama anlamıyor ya. Aman tamam neyse boş verelim bunları. Hadi yatalım biz tatlım. Yo. Yo böyle bu kadar göstere göstere yapıyor olamaz. Hayır. Hayır, hayır. Aşkım Emir uyudu mu? Uyudu canım. Ya dadayı ne yaptınız merak ettim. Ya Onur tanıştık. Çok tatlı bir kadın. Ben çok sevdim. Tanınca sen de çok seveceksin. İyi bari sevindim. Ben de aşkım bir haftadır çok yoğundum yani sizinle ilgilenemedim. Ama tanışmak istiyorum en kısa zamanda. Evet evet en kısa zamanda tanışırsın. Onur bu gece erken yatarız değil mi? Yoruldun mu sen? Evet çok. Ben hemen karımın yorgunluğunu alırım. Nasıl? Ay Onur masaj mı yapacaksın? Ne zamandır yapmıyorsun ya? Masaj da yaparım. Ama sürprizim başka tabii. Ne? Sürpriz ne? Söyleyeyim mi? Söyle. Şu an jacuzzi'nin içi sıcak suyla dolu. Her tarafta da mumlar var. Ya Onur sen harikasın. Şimdi benim karım böyle güzelce uzansın. Bir dinlensin, keyif yapsın. Sen de yorgun değil misin? Keyif yapardın yani dinlenirdin. Çok yorgunum. Çok mu? İyi. Gidelim o zaman. Gidelim mi? Gidelim. Madem yorgunsun. Ay Nur. Sen şimdi yürü be. Bağırma bebek uyan. Gidelim anne. Gel aşkım. Gidelim mi anne? Gel. Verelim mi öpücük? Gel. Aha, gel. Ay aşkım benim. Oh. 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 Babaya da öpücük. Oh. Koçum benim. Koçum koçum. Aşkım ya. Ha. Her geçen gün siması daha bir değişmiyor mu? Evet ya. Hayır yani bayağı bir bana benzemeye başladı baksana. Yok ya bence bana benziyor. Yani tamam senden de benden de bir şeyler alıyor tabii de. Şöyle bir detaylı bak. Bak mesela bak. Gözler, burun, dudak falan. Aynı babası. Aynı babası. Geriye ne kaldı ki zaten Onur? Geriye ne kaldı biliyor musun? Şuna bak. Şu tatlı yanaklar kaldı geriye. Ay evet yanaklar aynı ben ya. Aynı annesi gibi. Aşkım. Tatlı. Aynı aşkım. Annesi gibi tatlı bu. Ben dayanamayacağım dur. Bir şey göstereceğim sana. Ne gösterecek mi sen de bize? Ha? Ta 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 tam. Mevlid kıyafeti. Ya baksana Onur ya. Aa. Aşkım şuna bak ya. Damat oluyor benim oğlum. Aa ne kadar güzelmiş o. Ne kadar güzelmiş o smokin. Benim oğlum çok da güzel taşırmış onu. Değil mi annesi? Aynen öyle. Benim kavalyem olacak. Mevlid kıyafeti. Çok güzel. Şuna bak. Şu papyonun tatlılığına bir bak ya. Bak buna. Hadi hazırlanalım mı? Süslenelim mi aşkım? Anne giydirsin mi seni? Hadi. Anne giydirsin mi? Ha? Aşkım o zaman ben sizi bırakayım. Hem bizimkileri de görmüş olurum. Tamam ben bir Hikmet Hanım arayacağım. Bir ilgilensene Emre. Tamam. Efendim Laleciğim. Hikmet Hanım nasılsınız? İyi misiniz? Çok iyiyim kızım. Sen nasılsın? İyiyim. Ya akrabanız rahatsızlanmış. Her şey yolunda mı? İyi mi şu an? Ah çok iyi canım. Çıktı hastaneden. Evinde dinleniyor. Anladım. Peki bugün gelebilecek misiniz? Tabii geleceğim. Tamam. Emir'in Mevlid'i var da şey annemlere gideceğiz. Oraya gelirsiniz olur mu? Ben size adresi gönderirim. Tabii Laleciğim. Sen ver bana ben oraya geleyim. Tamam anlaştık. Görüşürüz. Görüşürüz. Ay harika bir gün beni bekliyor. Hadi bakalım başlasın şimdi bu değişim. Ay, çok heyecanlıyım. Ay. Bunun kenarlarını yapabildim de bu işte arada kaldı. Asıl sen buna bak 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 bak.
Ay bak bak nasıl? Ay anneciğim Lale bunları görünce var ya çok sevinecek ha. Bayılacak değil mi? Zaten Mora hiç dayanamaz o. Ama tabii yine onun kayınvalidesi böyle böyle bakacak üstten üste. Allah'tan İsmet Hanım var da onun yanında pek bir şey yapamıyor farkındaysan. Ay anne sorma valla. Ay valla yatsın kalksın sana dua etsin ha. Sayende iki örf adet ne onu öğreniyor yani. İyi ki de senin gibi dünürü var. Ama o kıymetini bilmez ki Allah aşkına. Ona ne öğreteceğim ben? Bak şimdi gör. Allah ne görgüsüzlükler yapacak. Artık ne savuracak o paralarını. Nasıl göstere göstere gözümüze sokacak. Ama olsun ben bu organizasyonu ona hediye ettim. Güle güle harcasın. Anne ya hakikaten sen nasıl oldu da yani bu mevlid organizasyonunu ona verdin? Hakikaten ha. Vallahi bir hayır işlemek geldi içimden. Başımın gözümün sadakası dedim verdim. Çünkü? Çünkü? Sünnet benim. Anne, ay anne sen çok fenasın. Ay fena mıyım? Ay fena değilim, hayır. Ben ileriye yatırım yapan bir prodüktörüm. Ay annem ya. Şimdiden plan yapalım ne olur ne olmaz. Babacığım. Kız bir dur. Allah Allah. Babacığım dön bakayım. Gülşah. Giy bakayım şunu. Babacığım hadi uyan ya. Allah Allah. Kız bak kahvaltımızı ettik. Üstümüzü giydik. Okula gideceğiz hala uyuyorsun sen. İşte hadi uyan Gülşah. Hadi babacığım. Dün gece uyumadım da o yüzden baba. Allah Allah. Sen niye uyumadın bakayım dün gece? Tabii ki senin horlamandan. Hadi ya. Annem nasıl çekiyor da senin horlamanı? Vallahi hiç farkında değilim babacığım. Ne yapayım yani horluyum demek ki. Uyuyor olduğundan olabilir mi babacığım? Olabilir babacığım. Ne yapayım yani uyurken fark etmiyorum demek ki. Ya! Aa! Anne Nergis! Nergis! Aa teyzem mi bağırdı baba? Olabilir babacığım. Gel bakayım ben. Ne oldu? Sel mi bastı? Yangın mı çıktı? Ay. Yok anne su döküldü de kaynar su döküldü yandım. Bu kupkuru be. Ama bu saçmalıyor ne yapıyor? Belki de şok geçiriyor. Buz koyun buz. İşim şey var yapalım, benim. Dolapta şey yapayım. Dur bakayım şu buza bir şey yapayım ben orada. Günaydın. Günaydın Şadi Bey. Betül neredesin? Erkenden çıktı. Nereye gittiğini söyledi mi? Yok bir şey söylemedi. Peki. Kaçırdım. Bu kadar erken nasıl gider? Yok 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 hayır. Hayır. Efendim Şadi. Abicim merhaba. Müsaitsen görüşelim mi bugün diyecektim. Ya görüşelim tabii de senin sesin bir tuhaf geliyor. İyi misin Şadi? Yok abi. Yok görüşünce anlatırım zaten. Ben Filiz'i Mevlid'e bırakayım. Gelmişken seni de alırım. Olur değil mi? İyi tamam. Tamam bekliyorum. Hadi görüşelim. Allah! Ay, çok korktum. Şadi ne dedi? Nedense su kötüydü. Betül ne planlıyormuş gene? Ne işler peşindeymiş? Vallahi bütün sorularına toptan cevap veriyorum. Bilmiyorum. Bak sakın benden bir şey gizleme Fikret. Bakıyorum hayatım. Bak sakın, sakın dedim. Sakın bir şey gizle. Tamam hayatım, merak etme yani şimdi Şadi gelecek ya beni alacak. Ben bütün o senin soruların hepsini sorarım. Hı. Cevaplarını alırım, sana getiririm. Tamam mı? Tamam. Bak sakın bir şey gizleme. Kafamı yardın karıcığım. Ama çok mesudum. Neden? Çünkü bütün gece seni izledim. Ya bir öteye gitsene bir. Şişt, bir yanaşma. Bir ötede durur musun? Kız nereye gideyim senin yanından? O kadar güzel uyuyorsun ki yemin ediyorum bakmalara, öpmelere doyamadım sabaha kadar. Ne diyorsun sen be? Sen benim uyumamdan hoşlanmazsın ki bir kere. Hani benim salyalarım akıyordu? Hani ben hor hor horluyordum? Aa kim? Halt etmişim ben onu. Ben böyle uyumak görmedim. Sanat eseri gibi uyumak. Melek gibi uyuyorsun. Melekler korusun. Ateşin mi var senin? Ha? Sen iyi misin acaba? Evet, ateşlendim ben. Ateşli piliçim artık ben. Çok ateşliyim ben. Yanıyorum. Yanıyorum!
Git Erol. Erol. Şurada az kalayım, şurada az kalayım. Erol. Birisi, şurada az kalayım. Erol. Ya. Şerife. Tamam değil mi kızım? Her şey hazır. Hazır İsmet Hanım. Hazır. Lale'ye aldığımız örtüyü de hani iğne oyalı örtüyü de hazırladın değil mi? O da hazır. Hediyeleri paketledim. Bir güzel de mavi kurdeleyle bağladım. Çok güzel oldu. Aferin. Evet evet, o örtü zaten biliyorsunuz İpek anneciğim özel hazırlattık onu çok önceden. Tabii tabii, iğne oyası o zaten. Ay ne yapsak yani, böyle bir dışarıda hani hazırlamak gibi olmadı. Bir böyle bir gösterişsiz oldu. Ne yapsak olmuyor. Ne kadar süslesek yetmiyor yani. Yıldızcığım, bu bebek mevlidi kızım. Böyle dışarıda yapsak ayıp olurdu. Neyse, ben artık sünnet düğününde alırım hevesimi. 40 gün 40 gece düğün yaparım. Ne yapalım, mevlid böyle olsun anneciğim. Oh, merhabalar. Aa, çıkıyor musun Fikret? Şadi'yi bekliyorum. Filiz'i bırakacak, beni alacak. Yalnız Filiz'in söylediğine göre Betül'ün gelmeyeceği kesin. Galiba. Aa, Allah Allah. Şerife, tuzu, suyu, şekeri hazırlamayı unutma. Mevlüt sırasında hocanın önünde duracak. Hadi bir de mutfağa bakalım biz, hadi. Tamamdır. Fikret, bir yandan annemin Betül'e kızması çok hoşuma gidiyor. Bir yandan da Betül'ün böyle ortadan kaybolması, sessizliğe bürünmesi böyle bir tuhaf ediyor içimi, bir boşluk oluşuyor yani. Ne Betül'lü ne Betül'süz. Ne yapayım ben Fikret? Neyse, hoca geldi mi hoca? Gelmedi Fikret. Ama bozma lütfen. Hadi sen git. Hadi, hadi, Allah kabul etsin. Teşekkür ediyorum. Evet. Teyze, evin hala daha acıyor mu? Ay yok canım, iyiyim. Merak etme. Ablacığım, o nasıl bağırmakta öyle ya? Ya vallahi yüreğimiz ağzımıza geldi yani. Ay abla, ne yapayım? Ne yapacağım? Şaşırdım heyecandan. Dur bir dakika, dur dur. Kurtuluş, bana bak, bak bakayım annemin antenleri çıkmış. Bakayım, bakayım. Yok yok, tamam, dinleyen yok, rahatsız. Kız bana bak, senden yemin ediyorum aktris de olur, yıldız da olur, oyuncu da olur ha. O nasıl oynamaktı be? Teyzem oyuncu mu olacak anne? Yok yok anneciğim, yok baban şakacıktan öyle şey. Ne oyuncusu, ne alakası var? Hadi sen ne yap biliyor musun? Sen çık yukarı, biz de geliyoruz anneciğim. Hadi, hadi babacığım, hadi. Hadi. Tamam tamam anne, çıkacağım. Ama ben bunları yemedim. Ama yemiş numarası yapıyorum. Hadi bay. Aa. Ne? Biz ne biçim çocuk yetiştiriyoruz böyle ya? Bu ne? İçine uzaylı kaçmış bunu. Acaba ben size demiyor muyum ya? Gülşah'ın yanında böyle konuşmayın diye. Yani sanki çip takmışlar gibi her şeyi kaydediyor. Bana bakın, annem bunu olur da bir sorguya çekerse. Vallahi bittiğimizin resmidir ha. Ay aman sakın, düşünsenize Gülşah'tan öğrendiğini. Allah korusun. Aman. Şşt. Ballız. Ne oldu bakayım ha? Yoksa reklam işi oldu mu ha? Ne oldu? Hah, al işte. Akıllı fikri reklam filmi. Ne var ya? Ne demek ne var? Aa. Tabii. Hadi cevap ver. Vallahi ben de merak ettim ha. Abla. Seçildim ya. Aa, seçildim. Ay. Heyecanlı benim ayağım. Çok heyecanlı. Gerçekten. Kızım ben biliyordum zaten. Senden başka kimi seçeceklerdi? Senden güzelini bulacaklar be. Ay Allah'ım sana şükürler olsun ya Rabbi. Ne? Ne oldu? Ya abla yalnız bir şey söyleyeceğim. Benim bugün görüşmeye gitmem lazım. Ne yapayım? Dur ya. Dur, dur, dur. Buluruz bir şey. Sakin ol. Buluruz. Buluruz değil mi? Getir kafanı bakayım. Yok. Bugün boş. Bulacağım. Bulacağım, bulacağım. Sen hiç merak etme ablacığım. Ben de. Tamam. Şş, ben de geleyim kız, ben de geleyim. Ne olur hayatım, ben de geleyim. Allah'ınıza benzer, ben de geleyim. Ne olur. Bıraksana ya, Mevlid'e gideceğim diyorum. E tamam, benim ne zararım olacak sana Mevlid'de? Otururum köşede, üç kulübü bir elem okur dönerim. Erkekler geliyor mu Mevlid'e? Baba bir şey yapsanıza. Oğlum senin ne işin var Mevlid'de kadınların arasında ya? Gitsene sen şirkete, hadi. Ben ne yapacağım şirkette? Bu Mevlid'e gidiyor, ben ne yapacağım şirkette? Özlerim yemin ediyorum, ben var olamıyorum karımsız. Varoluş problemi çekiyorum hayatım. Ay. Vallahi aşk böceği gibi oldu bu. Yemin ediyorum. Vallahi böyle sümüklü böcek. Kozusundan çıkacak da böyle sevgi kelebeği olup uçacak yani. İnşallah. Olsun kızım olsun. Bak en azından aşka dair güzel cümleler kuruyor şu anda. Ama bana daral geldi.
Vallahi annem hazırsa çıkalım yani. Baba bir de size zahmet olmayacaksa siz bırakın. Çünkü bu gözlerini benden ayırmadığı için yola falan bakamaz diye düşünüyorum. Annen yok evde kızım. Annenin bir işi varmış herhalde. Çıkmış kendisi. Aa, kaynanaya bak. Sabah sabah nereye çıkmış acaba? Ben de bilmiyorum kızım. Ben de bilmiyorum. İnanır mısınız baba? Ben de bilmiyorum yani. Bırak bir. Ben de geleyim. Tamam, hadi yeter artık. Kaçarcasına gitmeyelim. Baba, kurtar beni ne olur ya. Hadi gel. Geliyorum, geliyorum. Tamam, dur. Erol'cum fenalık geldi. Şu kolumdan bir çıkamam. Ay, ayrı kalamıyorum. Ne yapayım? Hadi, hadi. Tamam, hadi bir dakika ayrı kalıyorum. Geldi. Ya kızlarım bana bu kadar yakın değil. Fenalık getirdin ya. Üf. Ay. Seher. Babamı çağırır mısın Seher? Ben bir hava almaya gidiyorum. Gel sultanım, gel. Sen kal içeride. Kalır mıyım, olur mu? Sensiz bir yere gider miyim? Aşkım hazır mıyız? Evet canım. Tamam, ben de bir annemi arayayım. İhtiyacı var mıymış bir sorayım. Ben aradım. Yani bir şeye ihtiyacınız var mı dedim. Ben bir tek torunumu istiyorum dedi. Benim düşünceli karım ya. O şimdi çok heyecanlanmıştır değil mi? Panikte yapmıştır. Ev sahibi ya aşkım, normal. E hadi bakalım. Aa. Günaydın Onur Bey. Günaydın Samet. Nasılsın? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Günaydın Emirciğim. Samet'ciğim hadi çıkalım. Önce bir laleleri annemlere bırakacağız. Oradan holdinge. Tamamdır Onur Bey. Hadi çantayı. Ben alayım onu. Evet. Aşkım. Çocuklar herkes hazır değil mi? Aha, hazır tabii. Tamam. Sen ne duruyorsun öyle? Anneciğim şey, ben dün Emir için bir tane hediye ayırttım da onu alamadım. Bugün gidip alıp gelsem olur mu? Ne gerek var işte, hep beraber çıkıyoruz alırız. Ama Yıldız Hanımlara çok ters. O yüzden ben bekletmeyeyim, size alıp geleyim. Evet anneciğim ya, dur şimdi bak gitsin alsın. Ayrıca bak Yıldız Hanımlar var ya, ama arkamızdan laf ederler şimdi. Geç kaldık mı geç kaldık diye Yıldız Hanım'ın çilesini biliyorsun. Hiç hiç, hiç ettirmeyelim. Kurtuluş bırakır değil mi Kurtuluş? Ha, tabii ya, bırakırım ben starımı. Yıldız'ımı şey yaparım. Yıldız Hanım'a. Yıldız Hanım'a. Hadi çıkalım öyleyse. Geç kalma. Tamam anneciğim. Hadi. İyi, hadi. Hadi babacığım, hadi. Samet, dün annemle ne yaptınız ya, merak ettim. Aşkım, annem evden çıkıyordu. Samet onu eve bırakacaktı da. Ama çıkışları pek hayırlı olmadı. Annem biraz gergindi de. Hayırdır Samet? Şey Onur Bey, önce evde gözüne gireyim derken komple hayatından çıktım. Kendi evinin önünde de mayına bastım ben. Samet ne yaptın sen? Vallahi istemeden oldu. Beni arka koltuğa bağladı. Aşağı inmeyeceksin sen dedi. Tam inerken bir baktım anahtarını unutmuş. Ben de bir heyecanla evin anahtarını kaptım. Gideyim kapıyı açayım gözüne gireyim dedim. Kapının önüne geldim. Ayağında nasır varmış, ben nasıra bastım. Eyvah Samet, sen ne yaptın öyle ya? Vallahi Onur Bey, dünden beri kendimi tokatlıyorum. Yani bir insan bu kadar mı? Anneniz benden artık kesin nefret ediyor. Lale Hanım, size karşı da çok mahcup oldum. Özür dilerim. Yok Samet, özür dilemene gerek yok. Sonuçta sen isteyerek yapmadın ki. Samet, vallahi hiç hoş olmamış bu yaptıkların. Artık kendisini bir yere bırakmamı da istemez. Beni görmek bile istemez. Ne yapacağım ben? Şey, üzülme. Annem böyle bir anda parlar, hemen söner sonra. Tabii Samet, annem melek gibidir yani. Affeder o bir şekilde. Sen üzme kendini, tamam mı? Öyle mi diyorsunuz? İnşallah öyledir Onur Bey de. Benim pek bir umudum yok ama. Tabii hallolur yani. Yazık olur çocuğa. Tabii tabii. Hiç sen endişelenme yani. Düzelsin ya. Evet. Çok üzülüyorum. Ay Emir. Enişte. Ha? Benden bir isteğin yoksa ben çıkıyorum. Nereye gidiyorsun kız öyle tek başına? Enişte ne yapayım? Ablam Mevlüt'te, sen de burada olman lazım. Bak burayı boş bırakıp çıkarsak annem bizi mahveder. Ya vallahi düşündüm ben onu, merak etme sen. Ayrıca ben seni öyle kurtlar sofrasına yalnız gönderir miyim? Olmaz öyle. Kız, ablanın yerine menajerin olarak ben geliyorum. Menajer mi? Ha. Ablam mahveder seni. Ne mahvedecek be kızım, seni oraya yalnız göndermediğimi öğrenince yumuşayacak. Yalnız bir şey diyeceğim ha bak. Oraya gidince öyle hemen para pazarlığı falan yapmak yok. Önce bir bakacağız yani, hani şartları ne, hangi koşulla anlaşmak istiyorlar. Ondan sonra sen bana zarfı atacaksın, ben direkt para mevzusunu bağlayacağım.
Enişte sen bağlamaya çalıştığın zaman kör düğüm oluyor ama emin misin? Ya tamam mı kızım, merak etme diyorum ya, o iş bende. Bana bak, ayrıca var ya, yemin ediyorum seni ülkenin süperstarı yapacağım ha, süperstarı. Tamam enişte, anlaştık. Sen her şeyi yap. Menajerim de oldu. Bu dükkanı kime bırakacağız biz? O işi de enişten halletti. Merak etme, sen gelir birazdan. Ay enişte, alem adamsın ya. Vallahi ablamın seni neden sevdiği belli. Ya ayıp ediyorum vallahi, hani olmayanı oldurmak da üstüme yoktur, bilirsiniz. Biliriz. İyi. Hoş geldiniz. Aha. Buyurun. Geldiler. Ay 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 ay, kimler gelmiş, kimler gelmiş. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş geldiniz evladım. Hoş bulduk babaanneciğim. Nasılsın? İyiyim, iyiyim. Sizi gördüm, daha iyi oldum. Sen nasılsın? İyiyim babaanneciğim, ben de. Çok iyiyim. Ya hadi o zaman, niye hayatta kalıyoruz? Buyurun geçelim. Ha yok anneciğim, ben bir sizi göreyim istedim, o yüzden uğradım. Holding'de çok işim var. Beni bekler. Tamam canım, sen işine bak o zaman. Tamam. Hayatım. Aşkım benim. Bir şey diyor musun bana? Dikkat et kendine, tamam mı? Konuş. Tamam, tamam. Haberleşiriz. Babacığım, sen de gel istersen benimle. Yok oğlum, ben Şadi'yi bekliyorum, onunla gideceğim. Peki, tamam. O zaman haberleşiriz, öpüyorum. Görüşürüz. Güle güle oğlum. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Güle güle. Bak kadama, bak bak bak. Ay ne güzel olmuş ya. Her şey şahane görünüyor. Ellerinize sağlık. Kısa zamanda fazla hazırlanamadık, işte bu kadar. Vallahi çok şahane. Beğenmene sevindim bir tanem. O zaman niye oturmuyoruz haydi? Hadi geçelim. Hadi prensim ya, prens. Dikkat et, dikkatli taşı. Maşallah, yapma bebek. Dikkat et Fikri. Dikkat, tamam tamam. Allah'ım ne güzel. Sakın dikkat, sağlam çocuğum. Babacığım. Vallahi kusura bakmayın ya. Siz de böyle şoför gibi kullandık ama ayrılamıyoruz ki. Olsun kızım olsun, önemli değil. Sen şimdi git bakalım. Abime de söylersin, babam seni bekliyormuş kapının önünde dersin, tamam mı? Tamam babacığım, görüşürüz. Hayatım gitme sen. Erol'cum ben sana sabahtan beri bu arabada ne anlattım ama? Hayatım tamam, Mevlüt'e gelmeyeyim, Mevlüt'e katılmayayım. Ama Mevlüt'ün dışında bekleyebilirim, bahçede dikileyim, bahçede durayım. Mevlüt'ü dışarıdan bitireyim. Erol bir bas git ya. Aşk olsun, bak inadımı kırıyorsun, inadıma geliyorsun. İnat mı yapıyorsun? Ya tamam Kocizon, tamam, tamam üzülme hemen. Beklemek de sevdaya dair. Doğru söylüyorsun. Kavuşana kadar diyorum, o zaman hoşça kalın diyorum. Kolumu verirsen. O kadar güzel diyorsun ki, beklemek de sevdaya dair. Beklemek de sevdaya dahil. Beklemek de sevdada var. Beklemek de sevdadandır diyorsun. Aklıma o kadar güzel şeyler getiriyorsun ki yemin ediyorum şiir karalayacağım. Hadi git Mevlidine. Haydi git bakalım, nasıl olsa geleceksin. Beklemek de sevdaya daire. Pek bir ümidim yok ama. En azından kolu kaptırmadık. Görüşürüz. Görüşürüz kızım. Selam söyle herkese. Ay. Hadi bakayım dikkatli. Allah'ım şaheser. Yemin ediyorum şaheser. Oğlum. Mevlüt'ün yıldızı belli. Koş. Erol. Oğlum. Oğlum gir içeri. Başyapıt bu kız ya. Vallahi başyapıt. Bak komşulara karşı çok ayıp oldu. Hadi oğlum gir içeri. Komşulara karşı çok ayıp oldu. Gir içeri. Hoş geldiniz Filiz Hanım. Hoş bulduk. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk Fikret amcacığım. Şey babam yukarıda arabada sizi bekliyor. Tamam kızım. Hadi bakalım, hayırlı güzel mevlidler olsun. Amin. Hadi ne yapıyorsun kızım? Ne yapıyorsun? Hayır kızım ne yapıyorsun? Ay. Oo, ay. Pardon. Önemli değil, önemli. Hiç önemli değil. İyi misiniz teyzeciğim? Ay, iyiyim oğlum. Allah Allah. Hadi iyi günler. İyi günler. İyi günler. Merhaba. Buyurun, buyurun. Hoş geldiniz. İyi günler. İyi günler. Ne haber Şadi? Nasıl gidiyor? İyi abi. Nasıl olsun, canım sıkkın biraz. Erol'u şirkete bırakalım. Sonra anlatırım. Hadi. Merhaba.
Merhaba Songül Hanım, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Teşekkür ederim efendim, çok iyiyim. Nilüfer'cim nasılsın? Pardon, ben tanıyamadım sizi. Hikmet Hanım, Lale'nin yeni yardımcısı. Ha, Lale çok bahsetti tabii sizden. Siz Lale'nin ablasısınız değil mi? Çok çok memnun oldum. Zaten çok benziyoruz. Tabii görür görmez o olduğunuzu anladım. Ha, Mersan ablasıyım değil mi? Buyurun girelim. Geliyorum. Ay Allah'ım bana güç kuvvet ver. Ay. Hoş geldiniz. Buyurun, buyurun. Hoş bulduk, hoş bulduk. Hadi gel. Hoş geldiniz. Merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Kız, ne haber kız? Hoş geldiniz. Kız büyümüş bu. Hoş geldiniz canım. Hikmet Hanım yardımcımız. Yani Lale'nin yardımcısı. Ah öyle mi? Merhaba Hikmet Hanım, çok memnun oldum. Yıldız ben. Hoş bulduk efendim, ben de çok memnun oldum. Teşekkür ediyorum, buyurun. Merhaba. Ben İsmet babaanne. Memnun oldum efendim. Merhaba. Merhaba. Buyurun. Kendi eviniz gibi, buyurun rahat rahat. Kız! Baldız! Bak bir bak. Ne geldi aklıma bak. Ne geldi? Ne diyorum ben bak şimdi. Hı. Ben siz hani geçen gün böyle oyuncu şeyine giderken takip ediyorum ya, bir just bir şeye girdiniz. Casting. Hı. Oyuncu şeylerini yapıyor değil mi o, hani şey diyorum ya. Acaba diyorum böyle o casting işine mi girsem yani ha? Önce diyorum böyle ilk böyle süperstarım sen olursun. Ondan sonra böyle peşi peşine gelir arka arkaya yani ha. Kurtuluş casting, ne diyorsun? Süper olur enişte de, çıkabilirsek eğer. Ya çıkacağız be kızım, tamam birazdan gelecek işte, bekliyoruz. Ya enişte çatlatma, kim gelecek? Ya bir bekle diyorum, gelecek işte, tamam. Erken geldi işte. Gel gel. Samet. Abisi, neredesin sen? Acelemiz var dedik, iki saattir bekliyoruz. Ne yapayım Kurtuluş abi, anca Onur Bey ile Lale Hanım'ı Mevlüt'e bıraktım. Nasılsın Nergis? İyiyim, sen nasılsın? İyi. İyi hadi çıkalım o zaman, hadi. Ne bakıyorsun öyle baldız, ne yapayım yani? Enişte, annem sanatın burada olduğunu öğrenirse ne olur? Öldürür beni. Ya ne öldürecek, yok bir şey yapmaz be oğlum ya. Hadi 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 çıkıyoruz hadi. Kurtuluş abi. He. Nereye gidiyorsunuz? İşimiz var Sabet. Ne işiniz var Kurtuluş abi? İşin ne yani? İşini söyle bak. Tamam yavrum, tamam. Tamam oğlum, bir şey yok ya. Sakin ol, tamam. Şeye gidiyoruz biz. Yok mu bizim Emir ya, yeni doğdu hani ufak. Nergis ona şey yapmış, bir hediye mi sipariş vermiş, bir şey vermiş işte. Onu almaya gidiyoruz. He, iyi iyi. Gidin alın gelin. Hey, hadi hadi hadi. Geç kaldık Baldız, hadi ya. Kolay gelsin. Sağ ol Nergis. Al bakayım. Bana bak. Abisi dükkan sana emanet ha. Tamam mı? İyi bak dükkana. O iş bende abi. Hadi hadi hadi. Allah inşallah müşteri gelmez dükkana. Sametciğim nasıl dualar ediyorsun öyle ya? Tövbe tövbe tövbe. Yani dükkana müşteri gelsin de ben de üstesinden gelebileyim. Ne güzel olmuş be. Sarıhanoğlu Holding kaç yılında kuruldu? Sarıhanoğlu Holding, rahmetli dedem Ahmet Sarıhan tarafından 1962 yılında kuruldu. Çok genç yaşta çok büyük bir firmayı yönetmektesiniz. Küçük yaşlarda bugün bulunduğunuz noktanın hayalini kurmuş muydunuz? Şöyle, aslında aile uzun yıllardır inşaat sektörüyle ilgilendiği için beni de inşaatla ilgilenmem için teşvik ettiler diyebilirim. Tabii ki ben de dedemi hep örnek aldım. Yani dedemin yaptığı işi yapmak, onun getirdiği bu durumu daha da ileriye taşımak hep aklımdaydı. Dedem gibi olmak istiyordum. O yüzden de hayaller kuruyordum tabii ki. Yani sonuçta hani severek yapacağınız işle ilgili hayaller kurarsınız. Ve ben de inşaat sektöründe ilerlemeyi hedefliyordum. Şu anda kendi hedeflerim doğrultusunda ilerlemeye devam ediyorum. Son olarak en büyük idealiniz nedir? Yani tabii ki ülkem için daha fazla istihdam sağlayabilmek.
öncü olmak. Yani inşaat sektöründe hep yenilikçi ve öncü olarak anılmak. İleriki yıllarda da öyle. Sağlam mimariler bırakabilmek diyebilirim. Her baba gibi belki de oğluma iyi bir eğitim verip onun başarılı olduğunu görebilmek. Onur Bey, sorularımız bu kadar. Bir de projelerinizle ilgili detaylı bilgi ve fotoğraflara ihtiyacım var. Onları da röportaja ekleyeceğim. Tabii ki. Asistanıma söyleyelim, onları da hemen size mail atsın. Tamamdır Onur Bey. Şimdi birkaç fotoğrafınızı alalım isterseniz. Hay hay. Teşekkürler. Rica ederim. Onur Bey, müsaitseniz birkaç kare de evinizde eşinizle ve çocuğunuzla alsak. Yani bilmem ki nasıl olur. Bence çok güzel olur. İki ayrı Onur Sarıhan, ev hayatınız ve iş hayatınız. Birkaç soru da eşinize yöneltiriz. Sizin için de hoş bir an olur. E tamam, sizi kırmayalım o zaman. Onur Bey, çok teşekkürler. Sabah sizin için uygun mudur? Uygun, sabah erken saatte olabilir. O zaman biz müsaade isteyelim. Müsaade sizin. Görüşmek üzere. Elinize sağlık. İyi günler. Güle güle. Ayol, bu yakışıklıya bakmaya doyamıyoruz. Hepimiz koyduk değil mi böyle? Ay evet anneciğim, Allah nazarlardan saklasın. Canım yeğenim benim. Maşallah. Nergis nerede? Hakikaten nerede bu Nergis? Allah'ım yarabbim. Gelir anneciğim birazdan. Engelmiş gereği neyse. Lale'cim, adettendir. Sana bohçanı hazırladık. Ay anneciğim çok teşekkürler. Bak bakalım. Bakayım. Bakalım beğenecek misin? Ay anne çok teşekkür ederim. Lale'cim biz de senin için bunu yaptırdık. Güle güle kullan, takmak istersin. Ay çok sağ olun. Madem üst üste takarım o zaman. Allah aşkına sanki adetten anlıyormuş gibi böyle ona bana yetişmeye çalışıyor ya. Yani. Anne ne yapsın, bırak işte özenmiş yani. Bugün de idare et. İsmet Hanım maşallah. Hakikaten siz böyle adetleri çok iyi biliyorsunuz. Sağ olun. Emir bizim torunumuzun ilk çocuğu. Bizim kıymetlimiz, ne yapsak azdır ona değil mi? Ama yine de bir şeyi unutmuşsunuz. Ne o? Kıymetli kıymetli ama Lizöz. Lizöz aklınıza geldi mi Tacı'yla? Tacı. Çok şık, çok çok güzel. Maalesef unutmuşuz Yıldız'cığım. Biz Lizöz'ü unutmuş olabiliriz anneciğim ama Emir için 10 tane koç kestirdik ve ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Allah kabul ederse. Aha, aman Allah kabul etsin. Amin. Amin, amin. Hikmet Hanım. Efendim. Sizinle de sohbet edemedik. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum efendim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. İyiyim, çok mersi. Şimdi soracak da soracak, cevap ver. Öyle mi? Emir'imin dadısı olarak işe başlamışsınız. Hayırlı olsun. Teşekkür ediyorum efendim. Nerelisiniz? Yani böyle çoluk, çocuk, eş, aile. Efendim ben İstanbulluyum. Hayır, evli değilim. Songül Hanım hikayesini çok iyi biliyor. Çocuğum olmadı efendim ömrümce. Nasip değilmiş herhalde. Ben emekli anaokulu öğretmeniyim. Aa öyle mi? Lale de öğretmen. Lale tarih öğretmeni. Evet evet, tarih öğretmeni. Atanamadı da. Atanır efendim. Lale daha çok genç efendim. Lale mutlaka atanır. İnşallah. İnşallah. Atanacaksın kızım, merak etme. Canım atansa ne olacak? Öğretmenlik yapacak değil ya yani. Holding sahibi, eşi var sonuçta. Ay onunla ne ilgisi var canım? Holding yönetmeyecek ki Lale. Kendi mesleğini yapacak. Hayır, Emir küçücük ya. Ben o açıdan söyledim. Çok küçük ya. Ay o hep böyle kalmayacak herhalde. Herhalde büyüyecek. Evet haklısınız ama benim yani yıllardır hayalim buydu, öğretmenlik yapmak.
Benim de küçükken hayalimdi öğretmen olmak. Ama sonradan zor geldi yani. Zor çünkü. Ama aynı zamanda da çok güzel bir meslektir tabii. Efendim ben şöyle düşünüyorum. Bir kadın eşi ne kadar zengin olursa olsun mutlaka kendi işini, mesleğini yapabilmeli. Yani kendi ayaklarının üzerinde durabilmeli efendim. Ruh ikizimsin. Vallahi bayılıyorum sana. Ruh ikizim. Tabii tabii haklısınız. Ama Lale şirkette de kariyer yapabilir. Değil mi? Daha önceki projede ne kadar yardımcı olmuştu Onur'a. Ne kadar destek oldu. Değil mi Lale? Şirkette de çalışabilirsin. Evet evet anneciğim. En uygunu da bu olur zaten. Mesela Filiz şirkette çalışıyor. Sen çok mutlusun değil mi Filizciğim? Yani iyiyim. Takılıyorum işte ya. Bu Mevlüt başlamıyor mu? Ben acıktım da bayağı yani. Ay çok haklısın. Nerede bu Betül ayol? Nerede kaldı? Ha biz başlasak mı acaba? Hakikaten Betül nerede? Ayol asla kaçırmazdı bu böyle bir durumu. Onu kapıdan kovsam bacadan girer. Tülde işte sana yakına yapıştım ya o karı. Rezalet. Vallahi kaynana sabah çıktı erkenden. Ne işi varsa ne işe biliyorsa artık. Ay aslında iyi de oldu değil mi? Yani olmazsa sonradan gelsin biz başlayalım. Aynen biz başlayalım o gelmese de olur yani. Şey, Dadı size bir şey sorabilir miyim? Buyurun efendim. Şimdi ben bu, benim de ikizlerim olacak yakında. Onlara ben böyle bir şey dadı bakıyorum da. Sizin böyle tanıdığınız falan var mı acaba? Ay, şu anda yok güzel kızım ama şey yaparım elbette. Eşe dosta bir haber salarım ya. Benim kaynana beceremezdi çünkü. Öyle mi? Evet onun böyle ne bileyim bir sürü işi var yani. Hem o saçına başına vakit ayırmaktan iki tane bebeğe bakamaz. Ayrıca da Erol böyle birazcık şımarık yetiştirmiş yani. Havada dolu onun. Bir de kısacık boyuyla iki çocuğu nasıl tutsun, nasıl götarsın? Yapamaz, yapamaz yani. O kısacık boyuyla o çocukları tutamaz. Aa, çok işi var onun. Ortalığı karıştıracak. Nerede sana sıra gelecek kızım? Neyse ben hocaya söyleyeyim de başlayalım o zaman. Dur dur. Ben bir Betül'e bir kere daha telefon edeyim bakayım. Şerife. Hikmet Hanım. Şşt, ay, telefonun çalıyor. Öyle mi? Teşekkür ediyorum efendim. Ki merak ederler. Yok efendim ben tanımadığım numaraları açmıyorum. Kız aynı ben. Ruh ikizim iki. Cevap vermiyor. Biz Mevlüt'ü başlatalım kızım. Peki anneciğim. Şerife. Ya işte böyle abi. Yani kaç gündür ne yaptığını ben çözemedim. Mevlüt'e de gelmedi. Abi Mevlid'e gelmedi, lansmana gelmedi. Ondan sonra gittik hastaneye, kaç kere aradım cevap vermedi. Takip mi etsem acaba? Abi o kadar erken çıkıyor ki evden. Yani ben bütün gece boyunca nöbet tutmalıyım onu sabah yakalamak için yani. Ayrıca dün telefonla konuşuyordum. Telefondakine dedi ki, kocamın gözü üzerimde o yüzden yarın görüşelim dedi. Allah Allah. Betül yani kafasından bin tilki geçiyordur. Mutlaka bir entrika peşindedir ya. Vallahi bilmiyorum abi yani. Böyle dilimin ucuna kadar geliyor. Söylemeyeyim diyorum ama. Bu kız beni aldatıyor mu acaba? Dur Şadi. Şadi bak Betül'ü tanırım. Entrikacıdır, dedikodu yapar, her şeyi yapar ama bunu asla yapmaz. Bunu sana asla yapmaz. Yapmaz değil mi abi? Bence de yapmaz. Yani karıma bir tek o konuda güvenebiliyorum. Şadi at bunları kafandan. Gerekirse uyuma, kapıda nöbet tut, takip et, ne yaparsan yap ama bu işi hallet çünkü kafayı yiyeceksin ha. Doğru abi, yapacağım artık bir şeyler. Abi, bu arada şimdi yengem seni çok ileri derece sorgu tekniklerine tabi tutacaktır. Sen lütfen ötme, bir şey söyleme, bana söz ver lütfen. Tamam, söz söz. Allah aşkına ben söz ne zaman de. Yengene konuştum ya, ağzımdan tek laf alamaz benden. Enişte daha ilk günden geç kaldık. Olacak işim yani. Ya kızım şimdi böyle kendini ağırdan satacaksın ki değerin artsın. Öyle çok istekli görünürsen paradan keserler. Çaktın. Hmm.
Hoş geldiniz. Şimdi ben de sizi arıyordum. Hoş bulduk, merhaba. Kusura bakmayın, malum İstanbul trafiği. Ya İstanbul trafiği bir acayip böyle hani... insan trafiği araba trafiğinden beter yani. Yani insanı geçiyor, arabayı geçemiyor. Böyle insanın araba böyle şey olmuş. Enişte. Çok doğru söylediniz Kurtuluş Bey. O zaman şöyle geçelim toplantı salonuna. Hadi babanız. Nergis Hanım buyurun. Çok Nergis. Beni kovmak neymiş? Ben sana bunun hesabını soracağım. Benim hesabım seninle bitmedi daha. Çok başka. Erol. O dev ekran nerede? Pardon, kimi kastettin Pelin Su'cu? Erol, kimden bahsettiğimi gayet iyi anladım. Filiz nerede? Pelin Su, seni böyle konuşmaktan men ederim. Çocuklarımın anası hakkında ne biçim konuşuyorsun? Ben tam 3 saat 12 dakikadır görmüyorum kelebeğimi. Erol, sen kendine gelemedin galiba. Çok kendimdeyim Pelin Su'cuğum. Hiç olmadığım kadar kendimdeyim. Erol'cum, senin son olaylardan haberin yok galiba. Onur beni işten kovdu. Ah, görüyor musun? Business vallahi. Hayırlısı olsun demekten başka elimizden ne gelir? Erol'cum, iyi bari. O dev ekranı bu kadar küçük bir kağıda sığdırabilmişsin. Çünkü normalde sığması imkansız. Pelin Su, lütfen böyle konuşma. Lütfen bak, hissedecek. Benim kelebeğim hassastır. Hislidir benim karım. Delireceğim ya, delireceğim. Şu dev ekranın bile gördüğü muameleye bak. Ama ben size yapacağımı çok iyi biliyorum. Beni olmuş mu? Kız, bu beni var ya, beni benden alıyor. Olmuş mu beni? Beni olmuş mu beni? Ha? Nasıl? Fotoğrafları beğendin mi Nergis? Ay evet, çok güzeller. Teşekkür ederim. Yalnız ben bir şey diyeceğim. Nergis Hanım bu fotoğraflardan daha güzel. Yani bilmiyorum hani, tamam bunlar da fena değil de dediğim gibi. Nergis Hanım bunlardan daha güzel. Orası öyle tabii. Ay teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Mehmet Bey, hani malum sizin işiniz keşfetmek. Bizim işimiz de parayı görmek. Enişte. Yani diyeceğim şu ki... Acaba diyorum biraz para mı konuşsak? Hani malum kaç gündür geliyoruz gidiyoruz, elimiz boş. Emin olun alacağınız para sizleri tatmin edecek. Ama şartları konuşmadan önce bir deneme çekimi yapmamız gerek. Bana telefonda seçildiğimi söylediniz, ne çekimi anlamadım. Evet yani Mehmet Bey, yani bize seçildiğimiz söylenmişti. Şimdi bir daha niye çekim yapıyoruz anlamadık. Mal ortada. İşte. Ben az önce mal mı dedim? Baldız, şeyden, biz çiçekçilik yapıyoruz yani. Çiçek alıyoruz, mal veriyoruz, mal veriyoruz, alıyoruz. O demek ki ben malı oradan şey yaptıysam... İlahi Kurtuluş Bey, çok komiksiniz. Sizi komedyen mi yapsak ya? Aman! Bakın, firma sahibi bir de ekranda görmek istiyor. Yani bir sorun yok, genel bir prosedür bu sadece. Yani hani... Öyle diyorsanız tamam yani. Yönetmenimiz geldi. Tamam kızım. Ben hemen karşılayıp geliyorum. Hey, biz böyle fotoğrafları falan tamam. Bakıyorsun. İşte. Bak rica ediyorum, biraz daha az konuş, tamam mı? Bu işi kaçırırsam benden çekeceğim var. Ay, Baldız, ayıp ediyorsun ya. Tamam, güven kızım biraz bana, ben de o iş. Hallettim ben, tamam. Yalnız bir şey diyeceğim ha. Kız sen bu pozları ablandan falan mı öğreniyorsun? Onu da böyle yapıyor ha. Nergis. Şöyle. Vay be. Çok güzel oldu ha. Ben bunu Nergis'e hediye edeyim. İki tane adam geliyor. Ya çiçek isterlerse, ya ben yine her şeyi berbat edersem... Allah'ım bana yardım et, ne olur. Buyurun efendim, hoş geldiniz. Nasıl yardımcı olabilirim? Songül Şen Hanım'a bakmıştık. Çiçek almayacak mısınız yani? Hayır, Songül Şen Hanım'la görüşecektik. Oh be, ben de bir an çiçek alacaksınız falan zannettim. Rahatladım. Songül Hanım burada yok. Aslında ben de burada yokum. Anlamadım. Anlamadınız. Anlatamadım. Ben de anlamadım. Ama anlatamam. Aile sırrı. Songül Hanım ne zaman gelir? Bugün gelmez. Siz kimsiniz? Ben Kurtuluş. Damadıyım. Ne vardı? Bizim Songül Hanım'la görüşmemiz lazım. Burası kendisine ait değil mi? Evet. Tamam, biz yarın geliriz o zaman. Tamam, siz yarın gelin. İyi günler.
Allah Allah. Bu adamlar Songül Anne'den ne istiyor ki? Aman boş ver Samet. Çiçek istemediler ya, sen ona bak. Bu ülkenin en iyi reklam yönetmenlerinden Sami Şirin. Merhaba, memnun oldum. Ben de memnun oldum Nergis. Gerçekten fotoğraflardan çok daha güzel duruyorsun. Eğer her şey yolunda giderse, ki gidecek gibi duruyor, bu reklam filminde birlikte çalışacağız. Bunu bir formatı olarak düşün. Hiç gerilme olur mu? Peki Sami Bey. Bu arada ben de Kurtuluş. Nergis Hanım'ın eniştesi. Aynı zamanda da menajeriyim. Öyle mi? Memnun oldum. Ben de. Biz hazırlıklarımıza başlayalım. Deneme çekimimizi yapalım. Bunun için hazır mıyız? Hazırız, hazırız tabii. Yani Nergis Hanım hazır. Hazırız, hazırız. Yıldız'cığım çok güzel bir mevlütte. Allah kabul etsin. Hediyeler için de teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Gerçekten çok güzel hazırlanmışsınız. Benim torunumun da mevlütü var. Ben de aynısını yapacağım. Çok beğendim. Hadi size de nasip olsun inşallah canım. Mevlüt bitti, hala bu kız gelmedi ya. Nerede bu Nergis? Arasana kızım şunu. Arayayım anneciğim. Ara. Bitti gitti, hala bekliyoruz. Nerede? Nergis nerede? Ay ablacığım, bir türlü fırsat bulamadım. Anlatamadım sana ya. Görüşmeye gitti. Ne görüşmesine gitti? Ya bu reklam için var ya, seçildi, sözleşmeyi yapacaklar. Aa, ne oldu şimdi bu? Star mı oldu bu? Ay sorma ablacığım, oldu galiba. Bakıyor. Lastik mi patladı? Ay trafik de mi çok ablacığım? Lastik tamam. Patlamış. Tamam ablacığım, o zaman sen şey yap, gelme gelme, biz de çıkıyoruz zaten şimdi. Hı? Tamam. Lastik. Tamam hadi kapa ablacığım. Lastik patlamış, gelme dedi. Anneciğim şey olmuş ya, lastik patlamış üzerine, trafik falan. Ben de gelme dedim. Berbat. Berbat. Zaten bitti bak Mevlüt'te. Ben ona bir patlatacağım ki, o görecek. O kıl kuyrukla mı buluşuyor? Hı? Yok, siz aracı mısınız? Olabilir mi? Şey, yok canım. Hadi gidelim. Burama geldi, gidelim artık. Sıkıldım. Ay, bak kahretsin. Nerede kaldı bunlar ya? Yok, bir daha kendime bunu yaptırmayacağım. Birazdan Songül Anne gelecek ya. Gerginlikten 10 yaş yaşlandım burada ya. Neredesin Kurtuluş abi ya? Ay hadi kalkalım yavaş yavaş, değil mi çocuklar? Songül Hanım, biraz daha otursaydınız, yemeğe de kalsaydınız. Başka zaman inşallah, biz de bekleriz. İnşallah tabii, geliriz tabii. Her şey de çok güzeldi, ellerinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Evet, benim de içime sindi. Ah, rahatlamışsınızdır. Anlamadım. Şey anne, Emir uyanmadan gitsek çok iyi olur. Hadi bakalım. Songül Hanımcığım, Lale kızım, müsaade ederseniz ben de buradan evime gitsem. Tabii tabii Hikmet Hanım. Hikmet Hanım, eviniz ne tarafta? Bizim şoför bıraksın sizi, değil mi? Yok yok, gerek yok anneciğim, sağ olun. Ayol aynı yaştalar anneciğim diyor. Ay anne dedim. Niye anne dedim ki ben? Rahmetli anneme çok benzettim. Efendim özledim herhalde anacığım, o yüzden öyle. Ay kusura bakmayınız, ağzımdan kaçtı efendim. Ne olacak? Estağfurullah efendim. Olur tabii. Lale, bize de bekleriz vallahi. Biliyorum benim kaynanadan pek haz etmiyorsunuz ama siz söyleyin, geliyorum diyeyim, ben onu bir şekilde sepetlerim yani. Tamam Filiz, gelirim tabii. Hadi o zaman. Aa, akıllı kızım benim. Hadi. Hadi kalkalım çocuklar. Kalk. Dur. Aldım. Aa, prensim, aman. Ay. Kalk, buyurun. Buyurun. Tamam yavrum. Ay öldüm, dirildim. Ay. Ama hiçbiri beni tanımadı. Ay. Ay bir de bana dedikoducu derler. Ay o bunların hepsi benden beter. Ay vicdansızlar. Kurtuluş, canım ne yapıyorsun?
Ne yapayım yavrum işte? Şimdi ajanstan çıktık. Bir şey diyeyim mi? Bağladık işi ha. Senin ne işin var orada Kurtulmuş? Allah Allah. O ne demek şimdi Nünüm ya? Kızı bir başına mı göndereyim yani? Çıktık ajanstan diyorum, geliyoruz işte. Siz ne yapıyorsunuz? Ha biz ne yapalım? İşte ben, annem, Lale beraber dükkana geçiyoruz. Dükkana mı geliyorsunuz? Dükkana gelmeyin Nünüm. Samet dükkanda. Ne? Aa. Onu diyorum, Samet dükkanda. Sakın dükkana dükkana gel. Nünüm. Ne oldu? Kız ne oldu? Anneciğim ya Kurtuluş'a git alışveriş yap eve demiştim. Gitmemiş, ona bağırıyorum yani. Kızım delirdin mi sen Allah aşkına? Küçücük bir şey için aklımı çıkardın. Çocuk tercih uyuyor. Bunun için bağırma bebek kocaya. Ayrıca ben alışveriş de yaptım. Evde bir sürü şey var, yiyecek var. Ya anneciğim, senin doğru düzgün eve gidip geldiğin mi var yani? Maşallah Kurtuluş bir orduya bedel. Evde bir şey yok. Yani hani giderken şu yolda markete falan uğrayalım da bir alışveriş yapalım yani. Kızım taktım markete, kaçıyor mu Allah aşkına? Eve dönerken uğrar alırız. Ay ama alınıyorum ama şu anda ben. Ben buradayım diye alışverişe gidilmiyor yani. Ne olacak ki, ben arabada Emir'le otururum anne. Gerek yok yavrum, gerek yok. Yolumuzun üstünde çünkü aklımda hala o kız var. Nergis nasıl gelmedi canım Mevlüt'e, rezil oldu merkeze. Yok trafikmiş, yok efendim lastik patlamış. Şaka şaka akıyor trafikte falan, hiçbir şey yok. Ay ama anne, Nergis böyle olsun ister miydi? Lütfen ona bir şey söyleme, bak hatırım için. Evet anneciğim. Anne bak ne olur ne yapalım biliyor musun? Hadi biz eve gidelim. Giderken de alışverişimizi yapalım. Dükkana hiç gitmeyelim. Sen şimdi sinirlisin. Nergis'i görünce böyle bir kıza kızarsın falan filan. Hiç gerek yok ha. Sen teknik direktör müsün? Ha? Antrenör müsünüzsün? Ha? Ha şimdi bana taktiğini veriyorlar. Sinirliyim şimdi. Dümdüz gidiyoruz işte. Beyefendi yarım saattir bir demet yapacaksınız. Acelem var lütfen ama ya. Bitiyor efendim, bitiyor. Yok, şunları böyle saklayalım. Bunlara nazar değmesin. Solak mola. Şuradan şey yapacağım. Alo. Evet evet evet. Tamam ben yetişmeye çalışacağım. Tamam peki, görüşmek üzere. Hadi abisi ya. Hadi abisi aç şu telefonu ya. Anneciğim biraz ama yavaş gidebilir misin lütfen? 30'la gidiyorum yavrum. Ben kendim için değil, ben Emir için dedim. Şaka yapıyorsun herhalde. Ay! Aa! Ne oluyor kızım? Anne çok sıkıştım. Anne çok sıkıştım. Ne olur bir yerde dur da şey yapayım anne, ne olur. Kızım sen ne abartıyorsun? Her şeyi abartıyorsun ya. Anne bu sefer öyle değil. Ay! Tut biraz işte, geliyoruz dükkana. Anne ama sen bizi hep tembihlerdin tutmayın diye. Ha. O çocuk kendi. Anne bak yemin ediyorum şu anda bir çocuktan çok daha aciz durumdayım. Ne olur anneciğim yalvarırım, duralım bir yerde. Nerede buralarımız? Aman yok artık ya. Sık o zaman dişine. Bir benzinci bulayım. Oğlum yarabbim çocuk gibisiniz valla. Hadi kardeşim hadi ya. Bitti efendim, buyurun. Tam 45 dakikada buradayım. Kafama atsaydın bari. Çiçek yapmak da bir sanattır. Sanatçıya saygı da yok ya. Saygısız. İşe bak ya. Maşallah Kurtuluş abi. Sonunda aramak aklına geldi. Alo. Oğlum sen neredesin ya? Bak kaç saattir arıyorum seni Samet. Niye açmıyorum telefonunu? Ya asıl sen neredesin be Kurtuluş abi? Nerede kaldın ya? Oğlum bak hala siz nerede kaldınız falan diyor ya. Valide geliyor diyorum, valide geliyor. Kapat telefonu, kaç hemen. Songül anne mi geliyor? Ya Kurtuluş abi senin benim canıma kastın mı var ya? Nereye saklanayım ben, nereye gideyim ya? Lan oğlum ne konuşuyorsun bu kadar, nerelere saklanayım ne demek? Kapat telefonu, kaç. Valide geliyor diyorum Samet. Kapat, uza, kapat, uza. Kurtuluş abi. İşte ya. Yemin ediyorum yakalanacağız ha. Allah'ım vereni sadakam varmış he. Fakirimi doyursam, çocuk mu sevindirsem, kurban mı kessem? Ya da ben hepsini birden yapayım. Evet evet, en mantıklısı bu. Pes yani. Hakikaten pes. Bir daha asla sizin hiçbir yere gitmem. Çocuktan betersiniz be. Benim torunum daha usludur.
Ya anneciğim ne yapayım, altımı mı şey etseydim yani? Ay evet, benim de canım tatlı istedi anne. Sonuçta mahrum mu edeyim kendimi tatlıdan? Hı. Ne yapıyorsunuz? Niye duygu sömürüsü yapıyorsunuz böyle canım? Giriyorsunuz dükkana, çıkmak bilmiyorsunuz. Giriyorsunuz, giren çıkmıyor, giren çıkmıyor. Yeter, sondur bu. Hakikaten sondur. Ay canım anne. Yani. Hadi hadi çocuğu üşütmeyin artık. Üşütmeyelim. Aa. Anneciğim. Kızım kimse yok burada. Çok üşür mü anne bebek? Ne üşüsün? Ya nerede çocuklar ya? Ha, kim? Aa, böyle bomboş mu bırakıyorlar dükkanı? Ne oluyor ya? Çocuklar bugün ne oluyor? Şey, anne belki arka taraftalardır. Ha anneciğim evet. Yani doğru söylüyor. Lale nerede olacaklar ki başka? Ne oluyor? Ben çocuklar... Aa, boş ver. Ben canım. Sana bunun hesabını soracağım. Hoş geldin Baldız. Bakalım ne yapacaksın şimdi? Anneciğim hoş geldin. Selamlaşma faslı bittiyse bir şey soracağım. Neredesiniz siz ya? Neredesiniz siz? Nasıl dükkanı boş mu bırakıyorsunuz siz böyle? Ay yok. Çok şeylik. Fidanlıkla suluyorduk anneciğim. Ay siz delirdiniz mi? Niye suluyorsunuz? Yağmur yağıyor dışarıda. İyice çürüteceksiniz ya. Hadi bu bilmiyor. Sen de mi bilmiyorsun? Senin de mi uçtu aklından? Ay anneciğim aklından çıkmış, özür dilerim. Ya. Çıktı zaten... Ha zaten hiçbir şey aklına girmiyor niyeyse bugünlerde. Mevlid'e de gelemiyorsunuz. Bir trafik mi var? Bir lastik mi patladı? Yoksa o trafik o Samet o kıl kuyruk herifin mi trafiği? Ha? Ya, vallahi az kalsın şey olacaktı anne. İnanmazsınız bugün herkes bir dışarı çıkmış böyle. Kimse evinde oturmuyor yani. Trafik marafik. Öyle bir fenaydı ki ben bile zor geldim yemin ediyorum. Yani böyle sokağa çıkmamışlar da arabalarla böyle insanlar içi çekirmiş sanki hep yani. Sana ne oluyor? Sen niye hemen atlıyorsun? Tabii bozacının şahidi şıracı. Bir şey var ama ispat edemiyorum. İspat edemiyorum. Ama bakacağım. Hiç ama yapacak bir şeyim yok çünkü. Şeyim yok. Kanıt yok çünkü. Kanıt yok. Bu ne? Ne bu ne? Bu ne bakayım? Bu ne? Bu şey kartı anne. Müşteri bırakmış bunu hani lazım olur falan diye. Tamam abi çok konuşma. Ben bir dışarıda işleri halledeyim sonra çıkarız. Bak ne diyeceğim tatlım. Onur'a söyle bu akşam bize gelsin. Hep beraber yemek yeriz. Olur anneciğim olur. Kurtuluş. Yavrum. Allah aşkına. Allah akıl dağıtırken sen şemsiye falan mı tutuyordun ha? O ne demek dünüm ya? Ya ne demek o ne biçim laf ya? Allah Allah sen niye ikide bir sıkıştıkçı Samet'i buraya çağırıyorsun? Ya annem görseydi ne yapacaktık o zaman? Ya. Vallahi bir şey söyleyeyim mi? Ablam çok haklı. Yani Samet annemin gözüne girmeye çalıştıkça sen fikir verip her şeyi berbat ediyorsun. Annemin gözünde gerileme yaşıyor çocuk. Niye karışıyorsun ki? Her şeyi berbat edin. Biz var ya buraya gelene kadar atla karayı seçtik ya yemin ediyorum yani. Karışma, karışma ya. Ay vallahi abla benim hiçbir suçum yok. Ben dedim ona gelme diye. Tutturdu geleceğim diye. Allah Allah sen de hemen bizi sat Baldız yani. Tamam artık. Turan bari anlatın ne oldu ha? İmzaladınız mı? Ne yaptınız? Anlaştınız mı? Ayıp ediyorsun benim. Menajeri kim? Kurtuluş yorulmaz. Kurtuluş? Yavrum. Bizim soyadımız yorulmaz değil mi? İşte bak ben var ya soyadımızın hakkını verene kadar yemin ediyorum yoracağım seni. İyice havalara girdin ha. Bırak ya izin ver de girsin yani ne yapalım? Neyse anneme ne zaman söyleyeceksiniz? Ya abla imza atalım da ondan sonra söyleyelim diyorum. Bak para da önemli ha o işi unutmayalım Baldız. Ay kurtuluş. Ay kurtuluş para diye öleceksin bir gün ya. Lale ablacığım bana bak neydi bu? Bu para diye sürekli sayıklayan adamın adı neydi ha? Napolyon. Ha Napolyon. İşte bak bu kurtuluşun var ya içine Napolyon kaçmış. Vallahi. Ay ben kocamı arayacaktım ya. Kafa gitti. Vallahi kafa gitti. Pes vallahi yemin ediyorum. İkinize de pes yani. Ne yapalım abi? Ne yapalım abi? Ne yapalım? Bebeğim ben sana bir şey söyleyecektim. Hı. Ay bir türlü vakit bulayım söyleyemedim yavrum. Ne oldu? Kötü bir şey yok değil mi? Ay yine baksana ağzım kulaklarımda. Ha, söyle. Yavrum bugün... Senin bir kurstan arkadaşın vardı ya Müge. O gelmiş bizim çiçekçiye. Aa. Nasılmış? Bir şey mi olmuş? Niye geldi ki? Tatlım şey dedi ya.
Ya 20.000 öğretmen atanıyormuş. O kendisi de zaten kaydını yaptırmış. Senin puanın çok çok yüksekmiş. Sen %100 girermişsin, onu söyledi yavrum. Canım benim. Ay inanmıyorum. Aman dedi, geç kalmasın, hemen kaydını yaptırsın dedi ya. Tamam, siz bana niye şimdi söylüyorsunuz bunu? Ablacığım, anneme hiç kızma. Bak hani ben şey dedim, bu Mevlüt'ü dedim bir atlatalım. Hani Lale'nin aklı takılmasın, ondan sonra söyleriz dedim. Tam daha iyi zaten, kafamız dağılırdı öyle. O zaman benim acilen tercih yapmam lazım. benim öğretmen kızım var, benim öğretmen kızım var. Ay, çok sevindim ya. Kızım sen evlendin, çocuğun oldu, bir telaş içindeydik zaten. Çoktan unuttun gittin öğretmenliği falan. Kız olmasaydı belki aklımıza bile gelmeyecekti, değil mi? Ablacığım, senin için hayırlısı neyse olsun. Hemen geciktirmedi, bir an önce tercihini yap, tamam mı? Siz niye böylesiniz? Sevinmediniz mi? Yahu atanıyorum, atanıyorum ya! Ya abla, sevindik sevinmesine sen öğretmenlik yapmak istediğine emin misin? Emir var yani, zor olmayacak mı? Ay ne olacak Nergis? Zaten benim tek hayalim bu. Ayrıca evde Emir'e bakarken tekrar sınava hazırlanamam ki. Ya Baldız, hani biz böyle şey düşündük yani, acaba dedik hani Onur bacanam ne düşünecek? Ya sonuç olarak bunun hani mecburi hizmeti var. İşte bacanam burada, sen orada, hani nasıl olacak bilemedim yani. Ondan biraz biz şey yaptık hani. Kızım senin kafan karışmasın. Tamam, bu saçma sapan konuşuyor. Ay anne kızma da yani, ablam bu güzel hayatı bırakıp Doğu'ya Emir'le mi gitsin? Gidebilir. O da olabilir. Öyle bir şey de başına gelirse ben de ona destek olurum. Ben de yanında giderim. Nergis, enişte. Ya tabii ki Onur'un bana desteği çok olacak. Ben eminim bundan. Ama bu kadar hayal kurmuşum, emek vermişim. Bana orada o kadar çok ihtiyaç var ki o mecburi hizmet dediğiniz yerde. Şimdi on binlerce çocuğa eğer ben eğitim veremezsem Emir'e nasıl örnek bir anne olacağım ki? Şimdi siz bana diyorsunuz ki hayallerini çöpe at. Ben hayatımı koca eline bakarak geçirecek bir kadın değilim ki. Benim bir tane mesleğim var. O da öğretmenlik. Oh be. Ah be annesinin kızı ya. Annesinin kızı, ben senin yanındayım annem. Çok mutluyum, o kadar mutluyum ki. Ben sizden sadece tek bir şey istiyorum. Şimdi Onur gelecek ya, bir şey çaktırmayın. Ben eve gidince Onur'a her şeyi anlatırım böyle güzel bir dille. En tamam. Doğrusu. İyi tamam Baldız, benden çıkmaz yani, tamam. Tamam ablacığım, sen hiç merak etme. Gel sen geç, emberi yapıyorsun. Gel. Maliyatlar. Allah Allah. Ya atanamıyorum diyordum ya. Senin aydın. Erol bir bırak ya, kolumu geri ver, çay içeceğim ya. Aa lütfen, ben seni yorar mıyım? Kız çay için lütfen, çayını ben içerim. Dur. Hadi ab. Hadi bakalım. Vazgeçtim. Yemin ederim çaydan çukurbalan tiskindirirsin insana. Yemin ediyorum, iki saat Mevlid'e gittin, ne yapacağımı şaşırdım. Deli danalar gibi dolandım ortalıkta. Hasretinden geberdim diyebiliriz. Dikkat et, çayı tökeceksin. Tamam, tökeceğim. Aa bak dur. Big surprise. Bu ne be? Ay. Ay bu benim. Evet, senin güzel yüzünü kağıda nakşettirdim. Beğendin mi? Beğendim, beğendim. Aferin. Nereye kız? İzin verirsen bir tuvalete gideceğim. Ben de geleyim. Bir yardımım dokunur. Sen bilemezsin şimdi. Ay. Şöyle. Betül'cüğüm. Canım. Bana söylemek istediğin bir şey var mı? Hayır yok Şahadeciğim. Sen gene bir şeyler karıştırmıyorsun değil mi Betül? Allah Allah. Hayır Şahadeciğim, hiçbir şey karıştırmıyorum. Ailenden bir parça uzak duruyorum, tamam mı? Onlar da rahat ediyorlar, ben de rahat ediyorum, kafamı dinliyorum. Geziyorum, eğleniyorum. Fitne yok, fesat yok, plan, program, bunların hiçbiri yok yani. Zaten senin istediğin de bu değil miydi? Peki Betül. Evin önünde bekliyorum. Ben kendime ıhlamur yapacağım. İster misin sen de? Yok istemem. Tamam.
Hayır, hayır. Ben inanmak istemiyorum ama galiba bu gerçekle yüzleşmem lazım. Betül'ün hayatında kesin biri var. Ay Şadeciğim, evde ıhlamur bitmiş, ben hemen alıp geliyorum. İşten kovdu. Şimdiki daha yani fikrin ne acaba? Çok üzgünüm Berensu. Gerçekten. Bulacağız tamam mı bir şeyler? Düşüneceğiz ve çözeceğiz. Hayır. Hiçbir şey düşünmek istemiyorum artık. Onur benden nefret ettiğine göre artık onun canını istediğim gibi yakabilirim. Emin misin Berensu? Bak bu sefer geri dönüşü olmayabilir. Eminim. Onları hiçbir şekilde istemiyorum. Onların bana yaşattıkları acının hesabını onlardan tek tek soracağım. Benim aklımda bir şey var. Eğer gerçekten niyetin Onur'u geri kazanmak değil, ondan intikam almaksa, ben sana yardım edeceğim. Arabanın içinde kim var göremiyorum ki. Niye duruyorsun Şadi? Niye duruyorsun? Görüşürüz. Kimdi o arabadaki Betül? Ay kim olacak Şadeciğim? Pelinsu. Hani ben sana markete gidiyorum dedim ya ıhlamur almaya. Köşede bir çevirdi beni böyle. Hadi fitneler çevirelim, hadi entrikalar çevirelim. Ay bıktım. Ben vallahi bıktım bu Pelinsu'dan. Ay sen üşümüyor musun ya? Dondum ben. Hadi eve geçelim hadi. Ay. Nasıl bu kadar gözümün içine bakarak yalan söyleyebilirim? Hiç mi beni sevmedin Betül? Lale'cim, nasıl geçti bugün Mevlid? Bir sorun yok değil mi? Yo, ne sorun olsun. Her şey çok güzeldi aşkım. Ne bileyim, hepiniz susmuş oturunca acaba dedim bir şey mi oldu? Ay yok, şey ya, Mevlid çok kalabalıktı, kargaşa akıya gibi. O yüzden çok yorulduk ya, değil mi anne? Felaket, yani nasıl diyeyim, bir kalambol. Futbol da mıydı o? Kargaşa. Bir kaos ortamı. Ay o da değil. Ay işte şey o. Ne? Ben o sırada ne düşündüm bak. Bir anda dedim ki, ya dedim burada bu kadar kargaşa olunca acaba o sünnetinde kim bilir neler çekeceğiz dedim değil mi? Neler çekeceğiz sünnette. Evet. Neler çekeceğiz? O kadar espri yani. Evet. Ya anneciğim var ya, yeğenimin kirvesi ben olacağım ha. Kesin ben olacağım. O kadar uzatma da sen olamazsın. Sen ne tutarsan ağzına yüzüne bulaştırıyorsun. Olmaz, sen böyle kal. Bak böyle çok daha güzelsin. Niye öyle diyorsun anne? Ya ben hani, ben de ayrıca iyi kirve mi bulacaksınız yani? Ne var yani? Ben yeğenimin kirvesi ben olayım işte. Uzatma. Ay enişte ne alem adamsın ya. Vallahi sevincinde üzüntünde bir ayrı komik. Ya tamam üzülme annem, şaka yapıyor işte. Hep aynı şey yapıyor. Ya ama alışamadın mı? Hadi tamam. Tamam tamam kocam. Tamam ya hadi. Tamam. Enişte hiç alınma ama tamam, sen alacaksın kirvesi işte. Kirve mi? Kirve olayım dedim ya. Ya Allah uzun ömür versin bize, hepimiz mutlu mutlu. Hı? Gelin bize. Bak. Tamam ya. O olsun olsun. Ha şöyle. Ya ben sizi öyle mutsuz görmeye alışık değilim. Allah neşemizi bozmasın. Ay amin. Amin. Ay ben niye aranızda duruyorum böyle? Hadi gel gel. Yaklaş karının yanına. Hadi ben yemek yapmaya gidiyorum. Hadi. Ay. Ay yakışıklı kocam ya, şunun yakışıklığına bir bakar mısınız? Girer yüzlü benim. Erol. Erol ne yapıyorsun ya? Ne o elindekiler, bıraksana elindekini. Erol! Yüzünün kalıbını alacağım.
yüzünün kalıbını alıp yüzünün heykelini yapacağım. Senin yüzünü ölümsüzleştireceğim. Gel buraya. Ya Erol! Hayatım inat etme, bu neyin kafası Allah aşkına? Güzel yüzünün kalıbını döküp heykel yapacağım. Yok ki bunda bir şey. Lütfen gel. Erol bak, bu evi terk ederim. Yemin ediyorum sana, bak bu evi terk ederim. Nesinin bozma. Aa, ne biçim şeyler bunlar. Gel buraya. Ay gözümüzüne gelme! Erol'cum. Kocacım. Erol kendine gel. Erol'cum kendine gel. Aa, ne yapıyorsun dibimde be? Aa, üstüme iyilik sağlık. Üstüme ne geliyorsun? Kalkar kalkma seninle karşılaşmak zorunda mıyım ben ama? Erol. Kocam geri döndü. Yaşadım. Yapış yapış hareketlerim var. Nereye gittim de geriye döndüm acaba? Filiz'cim ne yapıyorsun acaba? Erol. Şimdi kalıbımı al benim kocacığım. Kalıbını? Ya Ayşegül, röportajla ilgili mail attın mı? Şahane. Evet evet, evdeyim. Evden çalışıyorum. Odaklanmam lazım, yetiştirmem gereken bir ton iş var daha. Onlara bakıyorum. Sen sabahki toplantıyı kaça aldın? Tamam. Tamam, bir şey olursa ararsın. Sağ ol, iyi akşamlar. Dandini dandini dastana, danalar girmiş bostana, kobostancı danayı yemesin lahanayı. Uyudu mu? Uyudu aşkım. Aşkım, unutmadan söyleyeyim mi ya? Bugün bir dergiye röportaj verdim. Onlar illa seninle de görüşmek istiyorlar. Yani birkaç soru soracaklarmış. İşte bir de Emir'le beraber böyle bir aile fotoğrafı falan. Ben de tamam dedim. Sonuçta hatıra olacak. Tamam canım, yaparız tabii. Aşkım, her konuda olduğu gibi işte de bana destek olduğun için teşekkür ederim sana. Rica ederim. Aşkım, ben seninle bir şey konuşmak istiyorum işle ilgili. Konuşalım hayatım. Şimdi öğretmen alımları yapılacakmış da ben de tercihimi yapmak istiyorum. Ne dersin? Şansını denemek istiyorsun. Öğretmenlik mi yapmak istiyorsun? Evet, zaten mesleğim bu. Niye şaşırdın? Şaşırdım çünkü daha önce böyle bir şey konuşmadık. Yani Emir büyüdüğü zaman benim yanımda çalışacağını konuştuk. Hepsi bu. Tabii onu da konuştuk da benim şimdi puanım öğretmen alımına çok müsait yetiyor. Bir de çok fazla öğretmen alımı yapacaklarmış. Şansım çok yüksek yani. Lale'cim, bu şu an için doğru bir adım olmaz. Nasıl doğru bir adım olmaz? Ne demek istiyorsun, ben anlamadım. Birincisi, Emir daha çok ufak. Annesinin yanında ister. Onun kokusunu içine çekmek ister. İkincisi, eğer çalışacaksan illa bu benim yanımda olmalı, yani aile şirketinde. Nasıl yani? Ben mesleğimi yapamayacak mıyım? Lale'cim lütfen bunu tartışmayalım bile. Bu çok mantıksız bir konu. Onur, ben boşuna öğretmenlik okumadım. Sen nasıl kendi mesleğini yapıyorsan ben de kendi mesleğimi yapmak istiyorum. Mümkün değil hayatım. Şu an mümkün değil böyle bir şey. Biz de bu konuyu daha fazla uzatmayalım. Güzel güzel gidelim, gel yatalım, kapatalım konuyu, tamam? Ben konuyu kapatmak istemiyorum. Şansımı denemek istiyorum Onur. O zaman şansını dene Lale'cim. Şansını dene. O zaman bana niye soruyorsun ki, ben anlamadım. Ne istiyorsan onu yaparsın yani. Onur, neden böyle tepki veriyorsun ama? Lale, biz bu düzeni kolay kurmadık değil mi? 10 aydır birçok şeyle uğraştık. Her seferinde de bir yol bulduk, kurtardık değil mi? Sen şimdi tekrar düzen bozmaktan bahsediyorsun. Hayır, ne bu ısrar, ben anlamıyorum ki. Sen öğretmenlik yapacaksın da ne olacak? Onur, sen benim mesleğimi mi küçümsüyorsun? Bana yine aynı şeyi yapıyorsun. Benim mesleğini küçümsediğim falan yok. Mantıklı konuş benimle Lale. Benim düşündüğüm her şey çok mantıklı zaten. Sen bencillik ediyorsun. Ha, ben bencilim öyle mi Lale? Senin artık beni suçlamandan sıkıldım, yeter.
Ben her şey düzelsin diye onca emek veriyorum. Ama sen illaki bir şey buluyorsun, çomak sokuyorsun, bizim huzurumuzu kaçırıyorsun. Yordun beni, yordun. Yordun. Tesadüf mü nüksetti aşk ellerimde? Damlar durur kaçınılmaz yaz yağmuru. Çok ıslandım üşüyorum gözlerinden. Zoraki bir sevdada çaresiz sırılsıklam. Geçmişi sorma, yine zora koyma, beni bugününle sev. Her yanım aşktan, hadi en baştan, beni bütünümle sev. Davetsiz misafirim, davetsiz misafirim. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım. Gülümse hadi, karanlıklardan çıkmalıyım. Kime niyetin, ben kısmetin olmalıyım. İçimdeki aşk esir almadan durmalıyım.